Yurtimizning go'zalligini, obodligini qarang. Taraqqiyotimiz shiddatini ko'rib loqolasan. Bular tinchlik mevasi. Tinimsiz harakat mevasi. Bularning hammasi o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Bolaligimiz urush davriga to'g'ri kelgan. Toshkent shahrida Urda atrofida Somon bozor degan joy bo'lardi. Shu joyda tug'ilganman, unib o'sganman. Mashaqqatli yillarida. Nasibamiz bir burdagina qora non bo'lgan. Esimda bir gal otam oq non bilan shakar olib kelganlarida biz yig'lab yuborganmiz. Otam G'anijon Tursunov qishloq xo'jaligi institutida o'qigan. Keyinchalik bu sohada mutaxassis bo'lib ishlagan. Onam tabib qizi bo'lgan. Onam ham o'qimishli edilar. Faoliyatimni juda erta boshlaganman. 15 yoshimda hali maktabni bitirmasimdan SAGUga, universitetga, Sharqshunoslik fakultetiga o'qishga kirganman. 20 yoshimda universitetni bitirganman. Peterburgda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilayotganimda 24 yoshda edim. Esimda, o'shanda Ermitaj direktori Arbiliy ilmiy kengash rahbari bo'lib kelgan edi. Arbiliy kengash a'zolaridan qani kim himoya qilmoqchi deb so'raganida ular meni ko'rsatishgan. Shunda Arbiliy menga ajablanib qarab turdi-da, so'ng ilmiy kengash a'zolariga nima deyapsizlar? Axir bu qizcha yosh bola-ku degandi. Lekin men o'shanda dissertatsiyamni muvaffaqiyat bilan yoqladim. Muntazamlik odamning ichki madaniyatini belgilaydi. Muvaffaqiyatlar asosi ham muntazamlikda. Men endigina ilmiy ishlarimni boshlagan kezlarimda ustozim Buldirov va uning yonidagi olimlar bitta muhim maslahat berishgan. Aytishganki, siz endi yangi olamga kiryapsiz. Bu ilm olami. Bu olam muntazamlikni yaxshi ko'radi. Nimani ilg'asangiz, ko'nglingizdan qanday o'y o'tsa, muhim faktlarga duch kelsangiz, hammasini yozib boring. Bu juda zarur. Siz ko'rayotgan bu kundaliklarda mening 60 yillik faoliyatim yashiringan. Bu kundaliklar menga ilm yo'lida katta tayanch bo'lgan. Suyumafa'nın üyeleri de 100 Mart'tan kem olmadan desem mübarek olmayan şu üyeleri de. Bizim Garbak, Hazreti Nevai, Hakkı'da Nevai'nin anlaş diye bir fırsat olur, aşkı tutarlı. Suyumafa'nın her türlü fırsat olabilir, anlaş diye başardı. Kim bu konu benden Rus'tan konseye telefon kurdular. Kuzlar telefon kurdu, ayetler de şu Suyumafa hakkında bir fiil mahkumuş biz gelip. Yani şu fiilin doğması olmayı tez alışık. Dedi ustam pasiyem şunu dedi arkadaşlar. Başladı. Suyum Ata'nın korkuşu ya.
Tapşırıyorum dedi, muhalifsiz buluyor. Kim ben aydınlıyorsa, yuva falan olsun. Ben de ki, bana şu yol filmini başlayalımız. Reisler Atam Osmanlı ile böyle başlayalımız. Cüda farklı işler bulacağız. Yuvapa falan böyle Samarkand'a vardık. Bu yılda yendi, o ayla bir üçte doğru geldi. Kaysa manadaki ben doğrusu bir tanesi gel, cüda mamuniyet falan yapıramam Muhammed'e gel. Şu suyum apanlı, şunca suhbatlarını oğlanımda hemşe kursam bu bir amanda. Ama bir kursat bunlarda, ama o film çarayanı da. Niçin vakti borgan bulsam, ya buram bir çay içip, ya televizör kurup, ya bir koşul eşitim oturganlarını kurmadan. Hemişe, hani bu küçükken egele konası var, arkada kitaplar kura, hemişe, hani Navai bu içe işlem atardılar. Yani şuna da katta muhabbat bulan, katta mihir bulan. Yani gap Navai'den başlanardı, Navai'nin icadiyatıdan ne bana topu yaptı, ne bana oku yaptı, bana şurada yakını bul. O arada bir yana hala hala soraşıp olsa, soraşıp olardı. Peki fakat ki, bütün hayatım bana şunu bağışladı. Ben yana bir arası hayran kaldırken, o şey, disertasyon yapıldığından ki, Arbil üretken bu uşak payıda oğlumlarla bir tas bir göbetken. Yendi siz, oğlumlar safıdasınız. Yendi ne mi fikrinize kesin arkakta yazıp olayım diyken, uşa yanlış basam 55. yıl, 60. yıllardan başa kumurluyum, ahırı gece bloknotlar, o yazmalar, kundalıklar, özü indi bir cavan bu arada. Şuna da taklandığım varaka kurganında hayran kalıyorum ben. Hamması, hani bir ki, kartetek olarak mı olur? Mesela hayran olas, bırak akademizm, rakamlarken buladı, kartetek olarak buladı. 1974. yıl hakkında ketken de bayağı kardeşliyken olardılar. Ağır bağış gerekti. Şunu boğaçıp, orayı durup, boşa durup kıyım bir anda. Bir kalaşı götken o arıgın kundalik bulak notlar içinden şunları topar ediler. Lan Navai icadı bu içe. Bunun ben muntaz adabiyatımız bu içe. Şu derecede katta işlerde ama başlaşırken bana şu katiyat, bana şu mihnat, bana şular sebep bulgan değil mi? Hatta hürmatına etmeyiz mi? Bunlarla muhabbatına etmeyiz mi? Bir gün bazıları ayeti verdiler, bir konservatoryanın bu tamamında bir bağımda keçikuz etti dedi, yağmur yağmur türüptü. Şuna da kazan tokulgen, sarı kazanlar yolda tokulu attı dedi. Yani bana bunda kazanını basmayın diye, oyak buradan basmayın diye, balerin adını uçak, sakrap, ketip para yapman dedi. Bunun bunda götenden boyan, balerin adını uçak, sakrap, ketip para yapman. Kim okuyucularımızdan bir tanesi bir geçeydi mi okudu? Suyum okudu, ne makamına bakamıyor musunuz? Bu da hani yaş parayı okuyucu, oynayıp bir parayı yapsın dese. Ben bu ağabeyin bayağını sardığını kesin atarım. Yüzün hacrede kazan yaprağıdık sar vardı. Bana şu kazanını hazır bassam, bu ağabeyin yüzüne oyak koyduğum da bulamayan. Ülük evet. Bana şimdi ben şuna hayırlı düşük ama bu mihir, bu muhabbet, elbette elbette hemşe, münaka buna da bulmaydı da şu uçak payıda yok şuna da. Yani film var yetkanımızda yani. Yani bir nasıl suyum okun ne için bu derecede yetkanlığı malum bu atrafı da gülerim. Gafur Ulan Hakkı da kapı yaptı. Gafur Ulan Pirot'ta borganda, Pirot'tan ki geldi de bizler gidip bir nasılını kursak Tübünçe'de etti. Tübünçe'de. Gafur Ulan Nauklan Bogan o payıda. Yakşı bunlar. Adamda ot çakla yürüyen payıda. Tübünçe'de bir nasılını kursaklar bulmuyor. Desek bu Navai'nin kabrinden alınca tıprak. Yani bunu ne mi baktırdınız? Bir bölgenimde kabrimi saçı varası var şu tıraktı. Bir uçta çöyde bize şuna da tavşırıp kıldı. Bana şu dersen uzayam. Mesela Şarkızal'da hakkında bir Suyum Hoppa etken dedi. Az uçta bu çöyde kaytarlayan Şarkızal'da hakkında bekli şu yaptı Suyum Hoppa etken dedi. Stasyonlarda ölümünden aldın ayağlıca sakinle Sakin okuldan şu gördü, etken de Sakin'e Kur'an sahasını yeşittim ki yaptı. Peki bu payıda Kur'an sahasını yeşittik imkaniyet bu mu geldi? Bu ara stasyonlarda mesela Kur'an okutardım. Bana şu anda nasıl geldi? Oybek hakkındaki hatıraları yığılabiliyordum dedi Oybek'in. Uzi'ye karşı yazılırken, Uzi'ye karşı makamı yazılırken adamını himaye kılıp takiz bir gönlü okuyun. Hiç kimse olmadı. Okul birin dedi. Okul birin. Oku yapman dedi, ahire geç okuyormadı. Ben o şefayette kalkmadım, ilmi kalkmadım.
Hafızım okuyor mu adam ahire gece gözümden yaş? Numara tıkıldı da gözümden yaş. Bana şunu de devralar dedik oraya. Yani. Bana şunu de insanlar orası da buluyor mu? Yani bana şu narsa her işe suyu mahpaga, panah koga. Navayına bu şey 20. asırda mahpubası degen bir halde gitsi var. Rındıma dedi bu. Oğlumlarımızda şimdi bir halde var. Navayına şu derecede mehir bulan muhabbat bulan. İşler ki bizde ne dedi? Bana şu narsalarda filmde biz aldık. İmkan derecesi de cüde uzak. Doğrusu bu biz oğlanımız 30 saatlik narsa aldık Muhammed Hoca. 30 saatlik. 25 gün, 26 gün de sırdırışımız gerek. Çünkü tevdik için de cüde kop narsalar uçak kalitesi suyu babanın hayatı da kurduk. İçki medeniyat, içki ziyanlılık, uçak mehir muhabbat, bana bu narsalarda hamması da bu cüda katta bir tımsalını koyduğum dek bu ama. Lekin benimce barbar ha filmde yanda yeni yurtumuzun bakasını verirdi, tamaşa günler bakasını verirdi. Yaman çıkmadı biz Atla Müslüman'ı bırak, bize cüda katılışlar. Samarkand'da yürgenimizde etken gapları, bu yurda Koca Afran Vali'yi kabarı koştuda, Amir Timur'un makbarası da, Samarkand'da bu şu tarihi yolgarlıklarla yürgende şuna kabar aleyhi bulan gaplarıydı. Şuna kabul heyecanlarını, kızları ve yaş gelip, hemen narsanın biladı da yani, şöyle geçken tarihlerden başkalarını var. Bir yakın kaytarını şu, Navai'nin bir kamerini, bir ziyaret kılışını yine nasip etme ayda. Lekin bari bu şu Navai'nin özünün kazanları, kitapları bu için şabladım, bana şu katta ziyaret de kılardım dedim. Ama filmde, bana şu ağrıyı bakanada yaratılganıyla hazır biz kursamız. Çünkü filmden ki malum oldum, neçeyim, ödeyizden ki kızlar vefat ettiler. O zaman kızları yürüp, kızları bölge bulup, hem de cevdi kızları baş bulup bölge bulamaz. Kino gibi epigraf yalası çıkardı. Bana şunu gelip atlardı. Ben epigraf. Bismillah dedi mi? Yol yaman o. Yakşısı da yemeğen. Hazreti Ömer Hayrat'ın ağabeyi var. Yol yaman o yakşısının yemeğen. Bismillah dedi o koydu o kadem. Bana şöyle baştan yapıyordu. Oh,
haqiqiy qahramon ayol edilar. 16 yoshlarida o'qishga kirgan bo'lsalar shaxsanslikka menimcha shu maktabda yo'q Suymapa Navoiyga oshiq bo'lgan bo'lish kerak deb o'ylayman. Butun hayotlari Navoiyni izlash, Navoiyni ijodini targ'ib qilish, Navoiyni ijodini tadqiq qilish bilan o'tdi umrlari. Endi bu haqda juda ko'p gapirish mumkin. Men faqat oxirgi yillarda biz birga ishladik. Shaxsanslik universitetida Mumtoz Filologiya kafedrasida ishladilar. Men adabiyot kafedrasida edim, ko'p ko'rishardik. Suyum opani o'zi bir chiroyli inson edilar. Keyin so'zlari, muomalalari ham juda chiroyli edi. Shu ba'zan men tezlik qilib bir xil qattiqroq gapirib yuborsam, voy Muhammadjon aka, televizor yomondatib qo'yardilar. Men hozir eslayapman, Jomiy haqidagi Hamsatul Mutahayyir asarini, Navoiyni shuni hozirgi o'zbek tiliga o'girib nashr qildilar. Shunda ko'p shuni tepasida ko'p gaplashdik, keyin menga o'sha kitobni berdilar, hozir uyimda turibdi. Shu men Jomiyni sufiy shoirligini hammamiz bilamiz. Lekin Navoiy majoz tarixini ko'p ko'tarib chiqqan odam. Undan Navoiyni o'sha Jomiyni ustozining she'rlarida faqat haqiqat tarixi emas, majoz tarixi ham o'z aksini topgan degan gaplarini bilaman. Lekin shuni mohiyatini Jomiy bilan ko'p ham shug'ullanmaganim uchun anglamagan ekanman. Hayratul Mutahayyirinda Navoiyni juda chiroyli ta'riflari bor ekan. Shuni men o'qiganman, o'tkazib yuborgan ekanman. Suyma opa bilan shu kitobni nashr ustida gaplashgan vaqtimizda va nihoyat anglab yetdim men. Ya'ni Navoiyni Jomiy haqidagi fikrlarini Suyma opa orqali Suyma opani mana shu Hayratul Mutahayyirinda bugungi kunda aytilgan haqiqiy bayonini ustida ishlagan paytlarida shundan anglab yetdim men. Suyum opani bunaqa hozirgi keyingi avlod navoiyshunoslarni shakllantirishda juda katta xizmatlari bor. Va o'zi umuman o'zbek xalqini Navoiyga yaqinlashtirishga shu Suyum opa bir qandaydir bir fidoilik bilan to'xtovsiz butun umr shunga o'zlari berilgan. Suyum opani tadqiqotlari o'sha majolisun nafoyis bo'yicha qilgan ishlari, majolisun nafoyisni keyingi juda ko'p tarjimalari borligini hozir mana bilamiz. Va shularni bilishimizda Suyum opani katta xizmati bor. Suyum opa majolisun nafoyisga shunday berildilarki, uni o'sha bitta majlisi bo'yicha nomzodlik o'sha Leninga tayyorlagan bo'lsalar, hozirgi Sankt-Peterburgda undan keyin butun umr davomida shu majolisun nafoyisdan ajralmadilar. U kishini o'sha turkiy tarjimasi bormi? Osmonli turkiyda yoki masalan forsiy tarjimalari bormi? Hammalarini o'rganib, shaxsan men o'sha majolisun nafoyisni butun dunyoga yoyilishini, qayta-qayta tarjimalar qilinishini Suyum opani yordam bilan desam bo'ladimi? O'rganib, tanishib, men ham hozir ishqiboz bo'lib qoldim. Hozir ba'zi o'sha kitoblar ham qo'limga kirdi. Faxriy Hirotiyniki, boshqalarniki. Suyum opa o'sha majolisun nafoyisdagi Navoiy sanagan shoirlarni har biri haqida alohida o'rganib, alohida tadqiqotlar, maqolalar chiqarganlar. Men hozir mana Malohatxon bilan gapirish eslab turdim. Men Hoji Kirmoniy haqida bir narsa qo'shmoqchi bo'ldim-da yozayotgan narsamga. O'sha haqda ham Suyum opa maqolasi bor ekan. O'shani o'qib tanishib chiqdim.
Buna hafta uzu, nema şaşlama kendileri yazgandılar. Lekin, şunge ben koy kaldım ki, Süyüm Apa, Navoiy birar bir insan hakkında tilge agan bulsalar, o şey insanda astoydil kıdırarak enler Süyüm Apa. O şey insan hakkındaki, o şey manbelerde neseler topup, elbette o şeyini bir kalemge olarak enler. Bana, Malakatın diyardan bilen, Süyüm Apa hayatlı vakti ben o şey bilen astoydil sohbalaş almadım köpem. Minen aşık makaleleri var. Degen narsani eshitganimdan keyin onu ko'rib chiqdim menga. Malohatxon bütün nimani yetkazib berdilar. O'shunda juda hayratga tushdim men. Fors mumtoz adabiyotini menimcha katta figuralarni hammamiz bilamiz. Shu eng kichik figuralarigacha eng kichik bir ko'pchilik ko'zi tushmagan shoirlargacha Süyüm Apa organı şurada hakkında bir narsalar yazıp ama hali biz bana nazarımda Süyüm Apa'nı yaratken boyluğunu hali toluk tasavvur kılaydıgan derecede bormadı. Ben nazarımda Süyüm Apa hatta tatkotçilikleri tutup işliyor. Lekin makallarda, jurnallarda, gazetelerde, basılgen, toplamlarda çıkan. Lekin Süyüm Apa, hani ben Şahislam Aka, 100 yıllığında şunladık da, Şahislam Aka şunca kitap çıkarken, tenlen eserler yok. Ahir biz iki cilt tenlen eserlerini çıkardık, hazır üçüncü, dörtüncü, beşinci cildini recelesini yapız. Süyüm Apa niye tenlen eserlerini çıkartmamız gerek? Gerek. O şunca saçılıp yatıptı Süyüm Apa. Özgür derselerdi. Bu mihne aşık makale diyenin özü bu muydu? Süyüm Apa'nın yeri yürek o şey benim üyümde var. Macalı sünnet fıkıştı, tenkidi hikmetini. Çünkü o şey kendi kinerlik ders kattı çıkardılar. Ders kattı. Süyüm Apa katta kitap çıkarışı ki köpem görünmediler mi? Hazır biz kılsımız gerek şimdi. Ben nazarımda hali biz bana yol filmini gördük. Cüde yoktu menge, cüde yaşlı. Lekin bitti yok megen joyu, kısa bak olur. Ben nazarımda bu filmde devamını işleş gerek. Şimdi hazır uzlarını kaçtan topamız, lekin bari bir cüde kurup narsalar kogen, Süyüm Apa hakkı da tolakonlik. Hali ki orı çakılaysa parlamentarlı film işleş. Hatta bir nece seri işleş mümkün idi. Şuna aynı sahilgi sözlerinin şirinliği. O yaşantı varardılar filmi. Kim getiriş gerek, ben hazır hiç kabulge gəpirip ulgurmadım, halbuki ulguramız. Şunu ikinci kısımlarını işleş gerek benimce. Süyüm Apa hakkı da biz kança gəpirsek, kança şunu icadını urgensek, yaratsak, halka yetkisek kem. Süyüm Apa yüzük o üç aşırlar kıyanlar, bütün şehirlerde, çetellerde ve cüde sohbetler bugün. Hazır ki avlat o şey sohbetlerde bilmeydi ki. Hazır ki avlat ki o şey sohbetlerde yetkisimiz gerek. Doğru. Süyüm Apa'nı eğer yenge bana, hazır bana, bana talebelerim. Süyüm Apa biz bilen bir 10 yılki yakın işlediler. Şaşmasıydı. Hazır ki talebeler şu gerek ki. Ben uzun umumen kengrağ meseleye karar ediyorum bu sey. Bizi ulum nevayişnaslarımız, Aziz Kayyum'u, sözlerimiz, Elbek Kustam'ı, Abdülkadir Kayıt Meytif, Süyüm Apa'nı Katar'da türgen. Bu şey bizi ülken nevayişnaslarımız. Bunlar da her bir tesahakıda film işleş gerek, sohbetler uyuşturuş gerek. Hazır ki yaşlarına yetkiziş gerek. Navoiy'ni yetkiziş için Navoiyşinoslar bu kadar yetkizilirdi. Biz hazır bana hareket kılıyemiz. Hazır bana Navoiyşinoslarımız var. O şey, Alişir Navoiy'in namızdaki Uzbek Tel ve Adabiyatı Üniversitesi'nin rektörünün uzun bana Navoiy mükafatının laureyatı
yaxshi navoishnos, shohrasi va jiddiyini. Navoishnoslarimiz ko'p hozir. Lekin u buyuklarni yoshlarga tanishtirmasak hech ham bo'lmaydi. Shu ishni kengroq yo'lga qo'yishimiz kerak. Va birinchi navbatda shu yerdan boshlashimiz kerak. Endi Suyum opa o'zlari navoiy haqida sohbat qilgan bo'lsalar, endi Suyum opa haqidagi sohbatlarni faqat televizionda emas, joylarda ham navoiyni yubiley bu Suyum opani yubiley. Suyum opani yubiley bu navoiyni yubiley. Xuddi shunday ishni qilishimiz kerak. Alisher Azizov qayumdi 95 yilligini bir o'tkazildi, yaxshi bo'ldi juda. O'sha yerda men bir narsaga hayron qoldimki, Azizov Bolatovich o'tib ketdi, kitoblarini hammasini bilar edik ustozimiz. Lekin biz bilmagan kitoblar chiqdi. Ya Azizov hayotmi dedim hazillashib men. Nizomiy Ganjaviy haqida kattagina kitob yozib qo'ygan ekanlar, mana shogirdlar shuni nashr qilishdi. Hozir yaqinda ikkinchi marta nashr bo'ldi. Biz bu ustozlarni qancha o'rgansak, yangi-yangi qirralarini biz ham topaveramiz. Va shuni o'sha yoshlarga yetkazishimiz kerak albatta. Assalomu alaykum. Aziz Navoiy sevarlar va Navoiy sevarlarning muxlislari. Suyum opam haqida gapirishni qayta maroqli. Suyum opam navoiyshunoslik fanining tamal toshlarini, tamal asoslarini qo'yib ketgan olimalardan bittasi edi. Har bitta fan qandaydir o'zi uchun kerakli bo'lgan asosga, materialga suyanadi. Boshqa chiroq o'tir ofta bilay aytsak, har bir fanning o'zining masallig'i bor, asosiy masal. Ana o'sha masalliq adabiyotshunoslik bo'lsin, tilshunoslik bo'lsin, navoiyshunoslik bo'lsin, qaysi bir fan bo'lsin, bu matnlardan va manbalar tahlilidan iboratdir. Qo'limizda matnlar, manbalar bo'lmasa, biz hech qanday ilmiy ish qanday shunoslikni ham amalga oshira olmaymiz. Mana shu asosiy mehnatni bajargan, asosiy ishni bajargan olimalardan biri va eng yirigi desam adashmayman, bu Suyum opam Qaniyeva edilar. 20 asrda aynan o'zbek adabiyotshunosligi fani shakllanayotgan va juda tezlik bilan taraqqiy etayotgan bir davrda Suyum opam o'zlarining sanoqli tadqiqotlari bilan bu sohaga kirib keldilar va agar biz mana eng sermahsul bir nashrlarimizdan biri bo'lmish mukammal asarlar to'plami 20 tomlikini olib varaqlab ko'rsak, bu to'plamning asosiy katta mehnatini Suyum opam bajarganlar. 13 ta tomini nashrlarini, matnlarini nashrga tayyorlab beruvchiga bu Suyum opam Qaniyeva edilar. Sermashaqqat mehnat, ammo nihoyatda farqli mehnat. Nihoyatda farqbaxsh mehnat bu matn ustida ishlash, manbalar ustida ishlash, har bitta harfni bir-biriga urib, qiyoslab, uni haqiqiy o'sha asliyatga yaqin, manbaga yaqin aniq bir o'sha so'zni topish, iborani topish, istilohni topish bu nihoyatda maroqli mehnat. Uning natijasi undan ham maroqliroq. Chunki avlodlar uchun katta bir xazina qoldirib ketadi inson. Masalan, adabiyotshunoslikda olim adashishi mumkin. Ba'zan noto'g'riroq fikr aytib yuborishi mumkin, ba'zan subyektivroq, ya'ni o'zining mulohazalarini biroz bo'rttiribroq aytishi mumkin. Ammo matnshunoslik va manbashunoslikda bunday xatolarga yo'l qo'yish ehtimoli nihoyatda oz. Albatta, bitta so'zni xato o'qib yoki bitta gapni noto'g'ri nima qilib noto'g'ri yozib berish bilan juda katta xatoga yo'l qo'yish mumkin. Ammo katta olimalar, yirik olimalar, masalan Suyum opam opamga o'xshagan olimalarning tadqiqotlarida bunday narsalar mutlaqo ko'z tashlanmagan va mana hozir kelgusida turgan vazifa
Azərbaycanın əsərlərinin ilmi tənqidi mətnlərin yaradı biriş vəzifəsi üçün, vəzifəsini bacarmaq üçün Süleyman Pamuk'un tədqiqatları çoxdan biz üçün material bu olardı, əsas bu olardı yaşlar üçün, kelgusda qılınadigan işlər üçün ishonchli manbalar bo'la oladi. Masalan, shu bitta o'zlarining eng yoshlarida bajargan katta ishlari majmuasini foiz tazkirasining matnlarini qiyoslab, Hazrat Navoiyning 3 qayta bu asarni qayta-qayta ko'chirganlarini va bir nechta nusxalarini qiyoslab, uni yig'ma qiyosiy matnni qilib tayyorlab, nashrga tayyorlab berganlarining o'zi bu juda katta fanimiz uchun muvaffaqiyat. Süleymanxon opam faqatgina bitta soha bilan chegaralanib qolmas edilar. Navoiyshunoslik konferensiyalari, Hazrat Navoiyning yubileylarida, boshqa anjumanlarda chiqib ma'ruza qilganlarida albatta biror-bir yangi gapni aytishga harakat qiladilar. Masalan, bitta anjumanda Valid Husayn Mirzo ijodi haqida va bu Temuriy shahzodadan Husayn Boyqirg'onning o'g'lidan qolgan meros haqida bayotda qiziqarli maroqli ma'ruza qilgandilar va o'sha anjumanda shu'ba raisi hammamiz uchun nihoyatda sevimli inson, oxiratlar obod bo'lsin, ustoz Najmiddin Komilov edilar va juda qiziqib qolib savol javoblar bo'lib butun shu'bada o'tirgan yoshlar ham qiziqib ketishgan edi va Temuriy zoti shahzodalar haqida ham o'ylab ko'rish vaqti yetdi, beparvo bo'lmasligimiz kerak ekan degan fikrlar paydo bo'lganda shunda so'ng aytgandilar, hali yana bitta ajoyib shahzoda ochilishi lozim. Ikki tilda zulu sobini bo'lgan shahzoda bu Shohg'arib Mirzo G'aribbek. Husayn Boyqirg'onning Navoiy tomonidan nihoyatda e'zozlangan Hazrat Navoiy mehr qo'ygan shogirdlaridan biri degan edilar. Sulton Masud Mirzo Shohi Temuriy shahzodalaridan ularning asarlari ham olib ketilgan chetlarga, ularni chetdan albatta olib kelish kerak, o'rganish kerak degan gaplarni aytgan va kutilmaganda yangilik qilishga nima edilar, usta edilar. Süleymanxon opam bir yili Samarqandga Navoiy anjumaniga kelganlaridan biz Hazrat Navoiy yaqinlarida nimadir yangilik turganimizda Mavlono Lutfiyning Anqarada topilgan qo'lyozma bir devonlarini topib kelganlarini ma'lum qildilar va o'zlari buni nashrga tayyorlaganliklarini e'lon qildilar. Shundan keyin ko'p vaqt o'tar o'tmas Hazrat Lutfiyning Anqara devoni kichikroq hajmda bo'lsa ham nashrdan chiqdi. Mana shunday javob olmaydilar va uni yoshlari katta bo'lishiga qaramay masalan bitta ketadi, zolik ketadi, ammo ilmiy izlanishlarda to'xtamas edilar. Inson sifatida ajoyib olma, ajoyib ayol edilar. Samarqandni judayam yaxshi ko'radi. Har yili iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa, imkon topilsa, biz kutardik. Zo'rroq hech qachon va'da etmasdik, kelardilar. Shogirdlar bilan kelardilar. Komiljon bilan kelardilar, Komiljon Rahimov bilan, O'limjon bilan kelardilar, Davlat bilan. Karomatxon bilan juda ko'p kelardilar Samarqandga. Va Samarqand muxlislarini xursand qilib, mehmon bo'lib ketardilar. Samarqandda o'zlari bilan Sergenkova Shifanov huzurida birga bo'lgan olimlardan Ibodlo Kalmovich Mirzayevni juda yaxshi ko'rardilar. Mo'yza Latoy dedilar. Qayta hurmat qilardilar. Va Süleymanxon opam hayotni yaxshi ko'rardilar. Hayot sevar inson dedilar. U kishi o'zlari ham aytadilar, Hazrat Navoiyning zuhdu taqvoda peshvo edilar, peshvolarda. Ammo hayotni ham bir chetga surib qo'ygan inson emas edilar. Hazrat Navoiy aytganlar, badar peshi budi sajda orzu davaram, xayoli suh nadaram, xudo guvohi manas. Xuddi shunga o'xshab, manam xayoli suh nadaram, deridilar, xudo guvohi manas. Oxiratlari obod bo'lsin,
Süleymanxon opamdek olimlar, yosh navbo'shnoslar ko'payaversin va Süleymanxon opamning ijodlari, ilmiy ishlari, ilmiy ijodlari demoqchiman, hali ko'p o'rganishi lozim va ustoz bunga loyiqlar, munosiblar, ming karra munosiblar. Özbekistan qəhrəmanı görkəmli nəvazişnas alim Süymə Ğəniyevanın 90 yaşı tamam olur. 90 illik idi. Özbekistanda klassik şair Əlişir Navai irsinin öyrənilməsi, tədqiqi, araşdırılması kimi ali bir elmi fəaliyyət Filologiya elmlər doktoru professor Özbekistan qəhrəmanı Süymə Ğəniyevan adı ilə də bağlıdır. Elmi fəaliyyətinin 90% nəvai yaradıcılığına həsr olunduğundan müasirdaşları onu Özbək nəvai şünaslığının məlakəsi adlandırırlar. Amma onun elmi fəaliyyətinin auditoriyası o qədər genişləndi ki, artıq o şərq dünyasının nəvai şünas məlakəsi haqqını qazanıbdır deyə bilərik. Görkəmli alim illərlə nəvai irsindən, klasik ədəbiyyatdan, ədəbi mənbəşünaslıqdan, tərcüməçiliklə bağlı bir sıra fənlərdən dərs demək üçün auditoriyalara daxil olub. Onun üçün zamanında kitabxanalarda, arxivlərdə araşdırmalarla məşğul olmaq nə qədər zövq verici idisə də, bir o qədər də tələbələri, aspirantları, dissertantları üçün baş-başa qalmaq qiymətlidir. Elə bu fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, Qədir Bilən dövlətinin El-Yurt Hörməti ordeninə layiq görülməsi də təsadüfi deyildir. Mötəbər elmi və rəsmi məclislərdə, radio-televiziyada etibarlı söz sahibi kimi Profesör Süymə Ğəniyevanın çıxışı dinlənərdi. Elmi tədqiqat fəaliyyətinin dediyimiz kimi çox hissəsinin nəvai irsinin araşdırılmasına həsr edən Süymə Ğəniyevanın yaradıcılıq potensialı gənclik həvəsində gənclik enerjisində olmuşdur. Nəvai irsi elə bir qüvvəyə malikdir ki, onun paylaşdığı ömrün üstünə bir o qədər də ömür payı əlavə olunur. Bu, nəvai qəlbindən süzülərək onun bəşəri ruhlu əsərlərinə hopan və günümüzə qədər gələn işığı ilahi nurun hikmətindəndir. Ustadımız Süymə apa nəvai haqqında məqallərinin birini belə başlayır. Gənclik öz gözəlliyi, tükənməz gücü, qüvvəsi ilə yaradıcılığa başladığı ilk gündən ta həyatının sonuna qədər Əlişir Navainin ilham mənbəyi olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Məhbubül Gülüb, yəni Könüllərin Sevgilisi əsərinin ölümündən az əvvəl 1500-ci ildə yazmışdır. Navai bu əsərində gəncliyi belə təsvir edir. Gənclik həyatın çiçəkli yazıdır. Bu yaz tumurcuqlarından sevinç və xoşbəxtlik çiçəkləyir. Gənclik insanın gücü, qüvvəsidir. Onun gücü önündə insan daha da gözəlləşir, paklaşır, durulur. Elmirə Zaynətdinova yazır ki, əslində Nəvai sevgisi Ğəniyevlər ailəsində bir çıraq olub. Ona görə də ailədə qız uşağı dünyaya gələndə ona Süymə adını veriblər. Süymə də məlum ki, özbəkcə sevimli, əziz mənasını verir. Bir dəfə Daşkətdə keçirilən Nəvai konfransındakı görüşlərin birində Süymə xanım qeyd etdi ki, 60 ilə yaxındır ki, Nəvaiyə həsr olunan elmi konferans keçirir və bu artıq ənənəyə çevrilmişdir. Ötən illər ərzində elə bir konferans olmayıb ki, orada mənim məruzəm dinlənilməsin. Bəzən 2, bəzən 3 məruzə ilə qatılmışam və hamısı da yeni elmi nəticələrlə hazırlanmışdır. Və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu il artıq 67-ci Nəvaiyə konferansı keçirildi. Süymə Ğəniyeva təkcə Nəvaidən yazmayıb. Onun dünya ədəbiyyatının klassikləri haqqında yazdığı məşhur əsərləri bugünkü tədqiqatçıların orijinaldan qaynaq mənbəyidir. Firdovsi, Xaqani, Nizami, Rumi, Nəsimi, Dəhləvi, Bayqara, Cami, Babur, Füzuli, Agahi, Gədai, Arif Ərdəbilli bütün bu ədəbi şəxsiyyətləri və yaradıcılıqları haqqında sambalı əsərləri ilə də şərqşünaslıq elminə böyük töhfələr vermişdir. Süymə apa 5-ci mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yaşayırdı. Elmdə göstərdiyi xidmətləri nəzərə alaraq onun rahatlığı üçün elə ilk mərtəbədən onu ayrıca qapı açıblar və görkəmli alim 1-ci mərtəbədən ta 4-cü mərtəbəyə qədər divar boyu Nəvainin xəmsəs qəhrəmanlarının rəngli illüstrasiyalarını asıb. Yəni elə bu əsərlər işarə verir ki,
kimin evinə qədəm basırsan, istər insan istər istəməz özünü toparlayır, danışığına, ədəb ərkanına, sözünə, söhbətinə ehmalla yanaşır. O həyatı boyu qədim əlyazmalara, ötən əsrlərdə hazırlanan nəfis kitablara gözünün nurunu bağışlamışdır. Gədayi, Bayqara kimi klassik şeirlər, şairlərin şeir məcmələrinin yeni nəşri haqqını o qazanmışdır. Süyma apam Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, İraq, Türkiyə ən azı 50-yə yaxın ölkədə olmuşdu. Lakin bu ölkələr içərisində onun xüsusi rəğbət bəslədiyi, ana vətəni qədər sevdiyi bir ölkə var idi, Azərbaycan. Nəvai irsi qədər sevdiyi Xaqani və Nizami, Nəsimi və Füzuli. Süyma apanın Azərbaycan ləhcəsində olduqca şirin və səlis danışmağı vardı. Nəvainin böyük ustaz kimi yetişməsində Nizamini heç unuda bilmərik. Nəvai irsinin ən qədim əlyazmalar nüsxəsini öz arxivlərində indiyəcən qoruyub saxlayan Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunu biz unuda bilmirik. Ghaniyeva olduqca gözəl qadın idi. Boylu buxunlu, saçının qabağında bir çəngə ağ tük ona xüsusi gözəllik bəxş edirdi. Şirin söhbətli, sadədən sadə, müdrikdən müdrik fikir və düşüncələri ilə hər kəsin qəlbinə ilk andaca hakim olur. Tələbələri ilə daha çox dostluq münasibəti adama xoş təsir bağışlayırdı. Süyma Ghaniyevanın bu gözəl, cazibədar məşhur alimi ilk dəfə Maqsud Şehzadənin 150-liyi ilə əlaqədə Daşkənd səfərində gördüm. Onun Azərbaycan sevgisindəki sirli naxışları aramağa çalışdım. Körpünün ədəbiyyat olduğuna şübhə yeri qalmadı. Şirin Azərbaycan ləhcəsində doğma yurdumuz haqqında təəssüratlarını danışanda Ustad Həmid Araslı, Azad Nəbiyev, Cənnət Nağıyeva, Xəlirzə Ulu Türk haqqında xoş sözlərini xatırlayanda vətənimiz haqqında mükəmməl bilgisini, sevgisini duyandan sonra onu Azərbaycanın Özbəkistandakı əsl daimi nümayəndəsi təəssüratına doldum. Bəli, Süyma apa bizim ən yaxın həmkarımız, bələdçimiz, iki xalq arasında mənəviyyət körpümüz olmuşdur. O, onun Axundov haqqında yazdığı elmi tədqiqatları, Sabir haqqında yazdığı tədqiqatları, sonra Xaqani Şirvani haqqında yazdığı, Həmdarası haqqında yazdığı tədqiqatları bugün də öz aktuallığı ilə iki xalq arasındakı ədəbiyyatşünasların diqqətini cəlb edir. Süyma apanın çalışdığı bütün elmi araşdırmalarda ciddi problemlər, yeni faktlar ortaya qoymuşdur. Bu məsələlər təbii ki, tədqiqatçının işlədiyi mövzuya sevgisi və imzasına hörmətlə yanaşmasından doğur. Süyma apa mənim qəlbimdə, mənim xatirəmdə xüsusi yeri vardır. 2008-ci ildə mən doktorluq müdafiə eləyəndə mənə ilk elmi rəyi də Süyma apa vermişdi və bundan sonra da demək olar ki, ta ölümünə qədər o həmişə mənimlə maraqlanmış. Mən hər dəfə Daşkəndə gedəndə Süyma apanın görüşünə gedərdim. Evində dəfələrlə qonağı olmuşam və axırıncı dəfə Daşkəndə gedəndə artıq Süyma apa bu dünyada yox idi. O zaman mən onun qəbrini ziyarətə getdim, onun ruhuna fatihə oxudum və onu demək istəyirəm ki, qədir bilən xalqlarımızın xatirində Süyma apa həmişə yaşayacaqdır. Süyma Ghaniyevanı Samarqand ədəbi mühitində özünə xas orunu var. O kişini görənlər ham, görməyənlər ham kitabından, ilmidən özünə ustaz bilənlər. Biz professorlar Arif İkramov, Sadullah Mirzayev, akademik Baturxan Valixo'yevlərini birgə dövrələrində opanı juda ko'p chiqishlarni ko'rganmiz talabaligimizda yo'q. Hammamiz oshiqqanmiz bu narsaga. Hatto domillarimizning o'zi ham esimda bor. Suyum opa keptilar bugun deb shu darsiga borib Samarqand Davlat Universitetining bosh korpusidagi o'sha mashhur xonada eshitganmiz suhbatlarini. Opani ilmini bir xosiyati shunday edi ki, opa qog'ozga qarab gapirishni yomon ko'rardi, esimda bor. Opa Navoiyni har bir kerakli baytlarini, satrlarini yoddan o'qib, har bitta so'zini tahlil qilib berardilar bizga. Mana yillar o'tib Suyma opani Samarqandda
judayam shogirdlar ko'payib ketdi. Mumtoz adabiyotga shu daraja berilib ketdilar. U shahar kelganda albatta akademik vohidoblarni ustoz sifatida hurmat qilib, hammamizga bu kishini hayotini ibrat qilib ko'rsatardilar. Bu ham nazarimda opani shu adabiy muhitga kirishiga bir bizlarda samimiyat uyg'otgan. Hammamizda. Yana bitta men uchun juda bir muhim jihati shundan iboratki, opani darslariga Toshkentda qatnashganman borib. Suhbatlarda qatnashganman. Yana ikkinchi yana bitta tomoni Suyma opa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini birinchi kanalida Assalomu O'zbekiston degan ko'rsatuv bor. Ana shu ko'rsatuvda o'ziga xos bir turkum yaratdilar. Ya'ni Navoiyni har bitta g'azalini u yoki bu mavzuga bag'ishlab sharhlab berardi yoki baytini sharhlab berardi. Mana shu narsa uzoq davom etgandan keyin men televideniya orqali borib Suyim opaga minnatdorchilik izhor qilganman, chunki bu sharhlar biz uchun uslub. Biz uchun juda katta uslubiy yordam edi. Adabiyot muallimlarigina emas, balki har bir ijodkor uchun. Mana shunday ayolni bugun albatta kitoblarni o'qigan domlalar, kitoblarni o'qigan olimlar bahosini berishi tayin. Opani hurmati ham e'zozi ham shundaki, juda ko'p narsalarni yozib qoldirib ketdi. Navoiyni tahlil qilar ekan men Suyim opada bir narsa sezganman. Eng muhimi Navoiyning maqsadini Navoiyning xulosalarini sharhlashda katta e'tiborni beradigani bizni siz unutib turgan narsa. Ya'ni inson hamisha o'zining fazilatlarini o'zi yaratadi. Bu fazilatlar uchun kurashish kerak. Sabr, qanoat, ilm hamisha insonni ulug'laydi degan juda katta g'oyani ilgari surardi. Va mana shuni tushuntirishga harakat qilardi. Navoiyning sharhlarini eshitgan odam Suyim opaning og'zidan bu har bitta so'zigacha, nuqtasigacha yodlab olardi. Mana bugungi yozuvlar, televizorda turgan yozuvlar, bugun darsliklardagi bitiklar hammasi buni isbotlab turibdi. Men o'ylayman, milliy kutubxonamiz juda savobli ishga qo'l urdi. Opani bugun biz har kuni yo'qlashimiz kerak. Bugun Samarqand muhitida ham opani juda ko'p shogirdlari bor. Yoshlar, yigitlar, qizlar, ular hammasi Suyim opani sirtdan bo'lsa-da o'zlarini ustozi, domillasi deb biladi. Men ham u kishini bugun o'zbek adabiyotida o'zbek mumtoz adabiyotida qoldirgan juda katta merosini qadrlayman va uni hamisha o'qib borishga harakat qilaman. Eng muhimi, opaning oldida biz qardormiz. Hamisha opani ruhlari shod bo'lsin. Bayramlarda sizga gül bir olmayman. Tug'ilgan kuningiz mensiz o'tadi. Faqat sog'indim deb yig'lamang ona. O'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Bayramlarda sizga gül bir olmayman. Tug'ilgan kuningiz mensiz o'tadi. Faqat sog'indim deb yig'lamang ona. O'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Vatan tinchligini saqlab mardona. Xalqning ishonchini oqlab mardona. Duoingiz bilan Toshkentdan ona. O'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Duoingiz bilan Toshkentdan ona. O'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Ona jonim ona. Ona jonim ona. To'lari tinch uxlay tortmay hijolat. O'riqlar man sarhadlari
yalnız kütgen kürler kiladı. O rengi zafit ser bulup kaydadı. Bayramlarda sizge gül bir olmayman. Doğulgen külün gizmin söz otadı. Fakat sonundum deyip yıllamayın ona. Olingi zafit ser bulup kaydadı. Fakat sonundum deyip yıllamayın ona. Olingi zafit ser bulup kaydadı. Olingiz leytenant bulup kaydadı. Süma G'aniyeva o'zini xotiralarida mana shu navoiyshunoslik olamiga kirib kelganligini ko'p eslardilar. Xususan shu Sankt-Peterburgga borib 24 yoshida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan ekanlar va o'shanda ilmiy kengash raisi bugun himoyani kim qiladi desa Süma opani ko'rsatsa, voy, shu yosh qizaloq himoya qiladimi deyishgan ekan. Mana shuni o'z ko'rsatib turibdi. Süma opa juda erta Navoiy ijodiy olamiga kirib kelgan va Navoiy ijodini tadqiq etib ulgurgan edi. Va ana shu 24 yoshda bu bir katta ilmiy faoliyatni mahsuli yillar davomida mukammallashib bordi. Yillar davomida u kengaydi. Suyma opa mana shu navoiyshunoslikka kirib kelgan davrda Aziz Qayyumov, Abduqodir Haytmetov va yana ko'plab olimlar yonma-yon yelkama-yelka ishladilar va bular birgalikda juda katta muvaffaqiyatlarga erishdilar. Xususan Navoiy ijodini ularni o'sha yangicha bir yo'nalishdagi dastlabki tadqiqotchilar deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Chunki mana shu yillarda Navoiy asarlarini nashr etish, ularni fundamental asosda tadqiq qilish masalalari kun tartibiga qo'yilgan edi. Bugungi navoiyshunoslik bilan u davrdagi navoiyshunoslik solishtiradigan bo'lsak, bular anchagina farq qiladi. Albatta, bugungi navoiyshunoslik ana shu davrda yaratilgan ishlarning ustiga qurilayotgan yoki ana shularning davomi deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Suyma G'aniyeva dastlab o'z ishini shu Navoiyning Majolisun Nafoisidan boshlagan bo'lsa, mana shu umrini oxirigacha Majolisun Nafoisidagi har bitta shoir yoki u yerda keltirilgan boshqa bir zotni hayot yo'lini tiklashga harakat qildi va ularning muayyan qismini amalga oshirdi. Lekin bugun ana shu Navoiyni Majolisun Nafoisiga keltirgan 400 dan ortiq shoirlarning biografiyasini tiklash masalasi navoiyshunoslikda turibdi. Ammo buni Suyma G'aniyeva boshlab bergan edi va agar biz u inson ishlagan yo'ldan borib ana shu tadqiqot usullarini qo'llab amalga oshirsak yomon bo'lmasdi. Suyma G'aniyeva mana shu tazkirachilikni o'rganar ekan faqat Navoiyning tazkirasi bilan to'xtab qolmadi. Uning tarjimalarini o'rganish bilan birga boshqa tazkiralarni ham tadqiq etdi va ularni nashrga tayyorladi. Va shu o'rinda aytish kerakki, bu navoiyshunoslikdagi ana shu davr navoiyshunoslarining katta yutug'i ular farsi tilini bizdan ko'ra mukammalroq bilgan, farsi tilini juda yaxshi bilgan. Albatta, farsi tilini bilib farsi adabiyotini tadqiq etmayapti, balki Navoiy ijodini tadqiq etish uchun u tildan va u adabiyotdan foydalanyapti. Suyma G'aniyeva mana shu surati va sirati bir xil inson desak xato bo'lmaydi. Chunki u zot ichki madaniyat degan so'zni ko'p ishlatadilar va insonda o'sha ichki madaniyat bo'lishi kerakligini doim talab qilardi va atrofdagilar ham ana shu maqomga intilardilar, ana shu holatga kirishga intilardilar va bu demak tarbiyaning bitta yo'li deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ilmda ischillik degan masala, ya'ni muntazamlik deydi. Chunki ilmda muntazam bo'lmasangiz, ichki intizom bo'lmasa, bir ishni boshlagandan keyin uni tadrijiy davom ettirmasangiz, muvaffaqiyatga erisha olmaysiz derdi. Va har kuni nima ishdir qilardi. Qachon borganimizda o'sha kutubxonasida o'tirib qattiq ishlayotganligini ko'radik va hamisha o'sha bir yangilik izlashga, yangilikni o'quvchilarga, kitobxonlarga taqdim etishga harakat qilardi. Faqatgina Alisher Navoiy ijodi emas, Alisher Navoiyni to'g'ri ko'pchilik ta'kidladi, tomlarini o'sha yangi mukammal asarlar nashr qilishga urinilganda Suyma G'aniyeva kabi biz tajribali insonlardan foydalanilganligini
ko'ramiz va buni ular o'zining bir hayotini mazmuni deb bildi. Va ikkinchi bir tomoni o'zlarining ustozlari bilan jiddiy ishlaganlar. Agar biz o'sha Leningradda ularning ustozi Boldrev bo'lgan bo'lsa, lekin O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin Porso Shamsiyev bilan mana shu Xamsani nashrga tayyorlashda Porso Shamsiyev bilan o'sha yaqindan ishlaganligi yoki o'sha qog'ozlarni har kuni ko'chirganligini o'zi ko'p xotirlar edi. Mana shunday katta insonlar bilan zotlar bilan o'sha suhbatda bo'lgan inson o'zinda katta bir mas'uliyat his qiladi. Va bundan tashqari o'sha Maxsus Shayxzoda bilan bo'lgan voqealar yoki G'afur G'ulom bilan bo'lgan munosabatlar haqida o'sha xotiralarda ham yozardilar, suhbatlarda ham ko'p aytib berardilar. Va men ta'kidlamoqchi edimki, Suyma G'aniyevani o'sha bizning namoyishnoslik uchun qilgan katta ishlardan biri o'sha Iranning Qohi Gulistonida saqlanayotgan Navodir Nihoyani Alisher Navoiyning o'zi ko'chirgan degan o'sha bir ko'chirilgan nusxasini olib kelganligi va buni 1991 yilda nashr etganligi. Mana shu davrda Suyma opa shunday hayajonlanib, shunday xursand bo'lib yurdilar va kim bilan uchrashgan bo'lsa, mana shu Navodir Nihoya haqida, Navoiyni dastxati ekanligini ko'p ta'kidladilar va bir gapni ko'p eslardilar. O'sha 60-yillarda Oybek bir dissertatsiyani muhokamasida aytgan ekan, biz baribir Navoiyning qo'l xatini qo'lga kiritishimiz kerak va umid qilamanki, o'sha qo'l xat keladi bir kuni O'zbekistonga degan ekan. Suyma opa shu hayol o'sha paytda o'sha yig'ilishda kengash kotibi bo'lib ishlagan ekanlar va aytadiki, o'sha hayol meni hech tinch qo'ymadi. Eronga borganimda Qohi Guliston kutubxonasiga ruxsat olib, ana shu yerdan topdim deydi va keltirgandan keyin o'sha nimani 1991 yil nashr qilinganligi uchun bu mustaqilligimiz bilan birga bizga Navoiy kirib keldi degan fikrni ham aytgan edilar. Va mana shu kitob nashr qilinayotganda aytadi, bosmaxonada men kerak emasman, lekin men bosmaxonaga borib o'tirardim. Men qo'rqardimki, birorta varog'i boshqa joyga o'tib ketsa, deb, chunki bosmaxonadagilar hammasi arab yozuvini bilmasligi mumkin-da. Shuning uchun bosmaxonada kun bo'yi o'tirib, o'sha kitobni to nashrdan chiqquncha boshida bo'ldim degan fikrni aytadi. Biz Suyma opa bilan juda ko'p safarlarda birga bo'lganmiz, Turkiyada, Ukrainada, Qozog'istonda, Rossiyada va boshqa shaharlarda bo'lganmiz. Men shu ma'noda ulardan o'sha juda ko'p narsalar o'rganganman. Chunki ilm bilan birga o'sha safardagi hayot o'ziga xos bir katta yana bir ilmda. Suyma opa mana shu borganimizda juda qachon qayerga boradigan bo'lsak, iloji boricha o'sha madaniyat, ma'rifat uchun xizmat qiladigan joylar borib ko'rishga harakat qilardi. Mana Turkiyaga borganimizda ham Ayo Sofiyaga u yoqqa bu yoqqa boramiz edi, lekin aytdilarki, yo'q, biz Rumiyni ko'rmasdan ketmaymiz dedi. Chunki ichkarida hammada shu orzu bor edi. Keyin biz Rumiyni borib ziyorat qildik. Men buni sira unutmayman. Biz Ukrainaga Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonini ukrain tiliga tarjimasini taqdimotiga bordik va ana shu yerda Suyma opa mana shu paytda 84 yosh edi. Edilar-da. Mana shu yoshda bilasizmi, Toshkentdan Minskga uchildi, Minskdan keyin Kiyevga uchildi. Yarim kechasi keyin yotoq nimada mehmonxonada tunab yana ertalab tadbirga ketdik. Men juda bir nima bilan, shavq bilan o'sha o'zini shunaqangi bir kuchli bir tutdilar-da va ana shu nimada konferensiyada so'zlayotganlarida o'rnidan turib so'zladilar. Va shunda biz o'rganganmiz. Suyma opa hamisha o'rnidan turib so'zlaydilar va shunda u yerdagilar o'tiring, o'tirib gapiravering, kongress bu desa, yo'q, Navoiy haqida o'tirib gapirib bo'lmaydi dedilar va turib shunaqa nutq so'zladi, hamma hayratda qoldi-da, chunki butun bir o'zini bilimini ham, mehrini ham, butun hayajonini ham yetkazib berdi. Men o'ylaymanki, Suyma G'aniyevadan biz o'rganadigan juda ko'p narsalar bor va bitta jihat bu Navoiyni o'qigan inson, Navoiyni o'rgangan inson suratda va siratda o'sha go'zal bo'lishi kerak va bu dunyoni sevish bilan birga botinda taqir bo'lishi kerak deydi. Va Hazrat Alisher Navoiyning muhrlari bor. Bu dunyoda sen faqir Alisherdek yashab o't degan va Suyma G'aniyeva ana shu qo'l yozmani topib kelganda, shu muhrni o'qigandan keyin hamisha shuni bizga aytib yuradilar va mening nazarimda hayot tarzi ham shunga yaqin edi. Assalomu alaykum, hurmatli navoiyshunos olimalar, navoiyshunos ustozlar.
Ana bugün ustozimiz Suyma G'aniyeva haqida gapirayotgan gaplarimizning barchasi dildan samimiy chiqyapti. Ustozlarimiz o'zlarining Suyma G'aniyevaga bo'lgan ehtiromlari, hurmatlarini ifoda etmoqdalar. Men ham Suyma G'aniyevaning bir shogirdi. Ular haqida o'zimning ilmiy tadqiqotlarimni olib borgan tadqiqotchi sifatida ular haqida 2-3 og'iz bir gaplarimni, samimiy tilaklarimni, ustozimiz haqidagi yodnoma, xotiralarimni bildirishni istardim. O'tgan yili Suyma G'aniyeva ilmiy adabiy faoliyati, tadqiqot usullari va mezonlari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishimni yakunladim. Aslida ilmiy tadqiqot ishimda 2009-yilda bevosita Suyma G'aniyevaning o'zlari boshchiligida, o'zlari rahnamoligida boshlagan edim. Birinchi marta Suyma G'aniyevaning uylariga borib, ular bilan tanishdi. Juda ham hayajonlanganman. Ular haqida bir katta butun mamlakatga taniqli olima bo'lganlaridan qanday bo'larkan, ular bilan qanaq qilib tanisharkanman degan narsa hayajon meni qiynagan. Lekin ularni ko'rganimda shunchalik samimiy, shunchalik bir mehrli olima ekanliklarini ko'rib xursand bo'lganman. Shundan keyin 2009-yilda boshlangan ilmiy ishlarimiz ularning mana shogirdlari Maloqat opa bilan birgalikda asarlarini, maqolalarini to'plagan ishlarini tartiblashga kirishganmiz. Bibliografiyalarini ko'rib chiqqanman, ular bilan tanishganman. Bibliografiyalarini tanish jarayonida shunchalik ularning ishlarini keng ko'lamlari, masalan, juda ham tarmoqli ekanligini guvohi bo'lganman. Suyma G'aniyeva nafaqat navoiyshunos olima, fors tilining bilimdoni edilar, tarjimon edilar. Mana Alisher Navoiy asarlarini o'zbek tilidan Alisher Navoiy tiliga tilidan rus tiliga juda mahorat bilan tarjima qilib bera olganlar. Jumladan Suyma G'aniyeva va Alisher Navoiyning Majolisin Nafoiz, Holati Muhammad, Pahlavon Muhammad, Hamsatul Muttahayrin asarlarini mahorat bilan rus tiliga tarjima qilib bera olganlar. Suyma G'aniyeva haqida gapirganimizda yana bitta narsa ko'proq esimda qolgan. Bir marta shunday vaqt bo'ldi, ularni uylariga boramanda, ko'pchilik vaqtda ular ishlarini ko'rishga ulgurmayman. Keyin qani ekan bir 2 soat, 3 soat qolib, ularni hammasini yig'ib ko'rishga bir vaqt topa olsam degan fikrlar bo'lar. Bir safar borsam, ular tadbirga ketmoqchi bo'lib turgan ekanlarda. Keyin endi men ham qo'shilib yo tadbirga ketaymi yoki qaytib ketaymi degan fikr bo'lib qoldida. Keyin yo'q, siz kiring, sizga mana imkoniyat. Kutubxonaga kirasiz, barcha kitoblarni bemalol o'zingiz ko'rib, tanishib, tadqiqotingizga kiritasiz. Men juda xursand bo'laman bundan dedilar. O'zim ham xursand bo'ldim, chunki vaqt yetmasdi. Keyin biz bilamiz, ularning kutubxonalari bordi, bir sehrli edi-da kutubxonalarida. O'tiradigan o'sha o'rindiqlar bordi. O'shalarga o'tirishni yaxshi ko'rardim, lekin ulardan xijolat bo'lib o'tira olmasdim. Keyin o'zim xursand bo'ldimda, mana endi bemalol o'tiraman. Keyin juda kitoblar ko'p edi, boya fors tilidagi kitoblar ko'p edi. O'sha kitoblar hammasini bemalol ko'rib o'rganaman deb rozi bo'ldim. Ularni kuzatib qo'ygandan keyin yolg'iz o'zim uylarida qoldimda kitoblarni ko'rishni yoki ularni bilas kundaliklar bordi, bemalol kundaliklar bilan tanishib yozib olardim, qayd qilib daftarlarimga shunday qilishni maqsad qildim-u, lekin bir holat bo'ldi. Men ular chiqib ketganlaridan keyin boshqa bir holatga tushib qoldim. Hozirgacha eslayman, o'sha kutubxonaga kirdimda o'tirganimdan keyin qanaqadir butun o'sha maqsadimni, qilmoqchi bo'lgan ishlarimni hammasini yo'qotib qo'ydim. Joyimdan turmoqchi bo'laman, lekin tura olmayman. Yo'q, xijolatdami yoki ustozimiz chiqib ketgandan keyin o'sha ustozimizni ruhiyatlari qanaqadir dalda bo'lar ekanmi? Qo'limdan hech narsa kelmadi. Joyimdan turib hech narsa ishni qila olmadim. O'zim ham hayron bo'ldim. Keyin bir soatlardan keyin ustoz qaytib keldilar-da, keyin aytdilar: "Ha, qancha narsani ko'rdingiz? Qaysi kitoblarni ko'rdingiz?" Juda yaxshi, chiroyli hazil qilib gapirardilar-da. Men siz nimalarni ko'ra oldingiz, qaysi kitoblarimga tegindingiz deb aytganlarda, keyin sal xijolat bo'lib turdim, hech narsa deya olmadimda. Keyin aytdim,
Yok, hiç kaysını kuramadım. Siz çıkıp gitkenizden ki, ben de bir halat buldum. Ben kolum değil mi uğralmadım şu kitaplarla. Siz bilemeyken bu oyunu, ruhiyatı. Siz çıkkanızdan ki, ben şunlar seni yukatıp koydum degenimde. Ustaz, güdeyim çıralı bir oranlıyım. Her daimem onlarda ben şunu yapıyorlar bu olarda da. İyi, karayın bir vakıya bugün iken. Çünkü o şeyin vakıyanı ettiyiz. Babur bilem Alisher Navoiy xat orqali gaplashib turganda, lekin ular ko'risha olmagan. Lekin Babur Navoiy vafot etgandan keyin Navoiyni yashagan uyiga ziyorat qilishga borar ekanlarda, lekin bir kecha qolib hamma narsani ko'rib, tot qiroat qilib, ularning ruhlariga shunday bir bağışlab oturar ekan, lekin yarım kechasi Boburda ham xuddi shunday bo'lgan ekan deganda chiroyli o'xshatish qildilar. O'zim ham o'sha xijolatdan chiqib ketdim. Bobur ham Navoiysiz o'sha Navoiyni xonadonida ko'proq maqsad qilgan bo'lsa ham tura olmagan ekanlar dedi. Bu bilan aytmoqchimanki, Suyma G'aniyevada shunaqa bir atmosfera bor edi. Insonga masalan ilm qilishga harakat qilardim. Ularda oldida fors tojik tilini yaxshi bilmasam, bilishga harakat qilardim. Yoki rus tilida yaxshi gapira olmaydigan bo'lsam, Suyma G'aniyeva bilan gaplashganimdan keyin ularni ta'siri ostiga tushib, yanada o'qishga, yanada bir izlanishga harakat qilardim. Ustozimizni eslaganda mana shunday xotiralar har doim bizni biz bilan birga yashaydi, ularni har doim eslaymiz. Ular haqida mana shu ilmiy ishda, mana bu yil monografiyam chiqdi. Suyma G'aniyeva ilmiy adabiy merosi, tadqiqot usullari va mezonlari. Albatta bu monografiyamiz chiqishida ustozimiz Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovichning ham hissalari bor. Ular bu mavzuni berganlar. Ular dastlab Suyma G'aniyevadek insonni bizga tanishtirganlar. Ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Va mana shu monografiyamiz dastlabki ishlar deb o'ylaymiz. Biz o'ylaymizki, Suyma G'aniyeva haqida yana bundan da kengroq, ko'proq ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Chunki Suyma G'aniyevani ko'proq hozir biz ahamiyat qaratgan tadqiqot usullaridan biri bu Navoiy adabiy doirasini o'rganish. Navoiy adabiy doirasidagi Lutfi, Abdurahmon Jomiy, Husayn Boqirovlar bilan birga bitta Hirot adabiy muhitidagi yakka bir o'rinlarni ko'rsatish bo'ladigan bo'lsa, bularni har biriga bitta-bitta to'xtalsak, yana katta-katta ilmiy ishlar yuzaga kelishi mumkin deb o'ylaymiz. Hech qachon baxtim kam deya ko'zdan mudom sog'ish armonam deya kuyunmang bu dunyo asal ham deya biz hali hammada baxtli bo'lamiz o'kinmang hech qachon baxtim kam deya Zamudam sabit armanım diye Küyünmek bu dünya azalgam diye Biz halı hammada bahtli bulamız Biz halı hammadan Biz halı hammadan Biz halı Altyazı M.K.
hammadan, biz hali hammadan, biz hali hammadan baxtli bo'lamiz. Ustoz haqlarida juda ko'p narsani, juda ko'p voqea hodisalarni, juda ham bir chiroyli xotiralar eslashimiz mumkin. Ustozni hayoti davomlarida, ijodlari davomida yozgan barcha asar maqolalarini bibliografiyasini bir tartibga keltirish haligi tiladiku mana chekimga tushgan edi. Ustoz uylariga chaqirib, mana kabinetim, mana kitoblarim deb ko'rsatib, o'tirib menga bibliografiyani qanaqa tushish kerakligini tushuntirgandilar. Shunda shunaqa bir katta bir xazinaning ichiga kirib qolganimni his qilgandimki, eshikdan kirib o'rishdan, koridordan boshlanib, to kabinetlarigacha o'zlarida gaplar yuboralari bilan aytgandiki, kabinetlarigacha koridorda nima dedi, tepasigacha, tomigacha kitoblar va kabinetlarni to'rtta devori boshdan oxirgacha kitoblarga liq to'laydi. O'zlarini yozgan kitoblarini, umuman hamma maqolalarini boya aytib o'tishdi, kartotekasini qilgandilar va hamma chop etilgan maqolalarini gazetamida, jurnalimda hammasini yig'ib borar ekanlar. Zol uylarini, mehmonxona uylarini, stollarni chetga surib qo'ydik-da, o'sha uyda hamma narsalarni yozib olib, bittalar kartoteka bo'yicha yig'ib, o'zi chiroyli bir ish amalga oshirildi. Ana o'shanda men ilm nimaligini, ilmga kirib borish qanaqaligini, ilm mashaqqati va bu ilmda tartib, intizom bo'lish kerakligini ana o'shanda tushungan edim. Ustoz har doim eng birinchi o'rinda, bu yerda karomat pomalida o'tdilar, ichki madaniyatni eng yuqori o'ringa tutardilar. İnsonda ichki madaniyat bo'lishi kerak. Men bunday ko'p qaytarardiki, men insonlarni yaxshi yomonga bo'lmayman. Men insonlarni madaniyatli, madaniyatsizga bo'laman deb aytardi. İnsonda ichki madaniyat bo'lishi kerak dedi. Shuna qilib biz birga ishladik ustoz bilan, markologiyatlar va ularni bibliografiyalarini tuzishga musharraf bo'ldim. Qiynalmadim, chunki o'zlari juda ham saramjon sarishdi va har bir ish o'zini biladigan olima ayol edilar. Ularni har bitta gaplaridan, qotgan ishlaridan juda katta bir madaniyatni haqiqatdan, juda bir katta insoniylikni o'rganish mumkin edi. Bibliografiyadan keyin safarlar haqida bir kichkina risola chiqardik. Ustoz mana boya qaytib o'tishdi. Har bir bo'ladigan voqealarni, konferensiyalarni yoki chiqargan maqolalarini kundaliklariga qayd qilib borgandir. O'tib shunaqa qilib, qaysi shaharga, qaysi davlatga ilmiy safar bilanmi, boshqa safarlar bilanmi boradigan bo'lsalar, qo'llarida kichkinagina bloknot bilan, to'g'rimi bilib, yurib, ana o'sha bloknotga, kichkinagina kitobchaga har bir narsani ta'sirlanganlarni yozib borgan ekanlar. Ana shu safarlarni menga qo'llarga qo'limga berdilar, yozib qo'ygan narsalarni hammasini berdilar-da, bittalab edi tartibga solib yozamiz. Yozdik, bu nashr ham qilindi, ustozi 80 yilliklarida, 85 yilliklarida nashr qilindi va buni biz Navoiy shunos adabiyot muxlislariga, talabalarga bir chiroyli bir tuhfa qilib taqdim etdik. Sharshunoslik universiteti o'tkazilgan tadbirda. Shunaqa bir chiroyli gaplarni gapirardiki, safarlarni ham shunday boshlagandik. Navoiyni Mahbubul qulubida keltirilgan bir ibora bilan. Yo Rabbki bu qavm kim irur Xizr qadam, o'lgan ko'ngil ehyosi uchun iso odam. O'lgan va etganlarga qilib lutfu karam, yetkurgandek yetkur mening boshima ham etgandilar. Safarlarni yozib bo'lganimizdan keyin yaxshilab e'tibor qilib o'qib chiqsin. Meni juda ham hayratlantirgan narsa shunga shunday bo'ldiki, 46 marta maqbara, 27 marta qabr so'zlari ishlatilgan ekan. Bu degani ustoz qatikka borsa-da har doim o'sha joyda yashab ijod etgan,
yaşayan insanlarını, şeyhlerini, adiblerini, şairlerini, şu majorisine faizde kildirilgen maşayihlerini, kabirlerini albette ziyaret kımasdan. Şu kabir tepesine barıp, iki kelime Kur'an tilavat kılıp, onların hakkıya dua kılıp, onunla seferleri devam ettirdiler. Ustozu itibar kıladigen bu sek, şu seferler 1960 yıldan başlanadı ve 2012 yıl geçen barca seferleri, yani 52 yıllık sefer güdeyim çoğalı kılıp yurtta verilir. Ustoz her bir borgen cahilerde şuna kadar çoğalı bir ünce bünce oğlum odam kuz ilgam ediyen nasıran ilgab olardılar ki şu seferlerde digi şu bloknotlarda hammasını kayıt kılıp borgenler. Hiç bir cahide irama gelir, hiç bir cahide madde hiç bir narsani kuzdan keçirmasdan irimi yozib borganlar va uni yoshlar ancha katta bo'lgandan keyin mana shu safarlarni birga o'tirib nashr qildirdik. Mana shunda safarlarni ko'zidan kechirganimda e'tibor qilsam, mana shu yerda 1960 yilda shu birinchi o'sha safarga chiqqanlardan albatta shu bir maqbara qabr ustiga borganlar. Ustoz bilan birga ishlayotgan paytimizda ustoz bizga dars berayotganlarda ustoz yoshlari ancha katta edi. Safarlarni o'qib qaraganimda 1960 yil mana shu yerda ham ustoz bori qabr ziyorat qildi. Men o'ylardimki, inson yosh katta bo'lgan sari boshqacha bir dunyo qarashda bo'ladi bo'ylardim. Yo'q, safarlarni o'qiganimda o'zim keyin yozganimizdan keyin bir nashr qilgandan keyin bir e'tibor qilsam birinchi marta shu qabr tepasiga borib, albatta Qur'on tilovat qilib, ular o'sha o'tganlarni haqqiga duo qilish qilgan vaqtlarga qarasam 28 yosh bo'lgan ekanlar. 28 yoshlardagi ustozning e'tiqodlari juda ham baland, juda ham chiroyli bo'lgan. Darsni o'tayotganlarda ham bizga shunaqa bir boshqacha bir dars o'tardilarki, ustoz tushunishga harakat qilardik. Eslab qolgan narsalarimni keyinchalik ustozi o'sha paytda tushunmaganman, dars nima haqida ketayotganini tushunmasdik, lekin ularni chiroyli nuqtadonliklariga e'tibor qilib, bir boshqacha bir darsni tinglardik. Eslab qolganimdan keyinchalik o'zimni xulosalarim shunaqangi bo'lganki, ustoz shunaqa bir katta bir iymon, e'tiqod bilan, juda katta bir tarbiya bilan dunyoga kelgan ekanlar. Mana shu haligi bola boshidan deydi-ku, ustoz haqiqatdan ham bir boshqacha bir yetik inson bo'lib dunyoga kelgan ekanlar. Mana shu yetiklik bilan qadam qo'yib, yetuklik bilan ilmga kirib borgan ekanlar. Ustozdan o'rganadigan narsalarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Ustoz har bitta shu kundaliklarini qaraydigan bo'lsak, agarda ustoz kundaliklarini ko'rib chiqsak, uni bir tahlil qilsak, o'sha paytdagi, ya'ni 20-asrdagi O'zbekiston va O'zbekiston atrofida yuz bergan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayot haqida juda ko'p ma'lumotga ega bo'lamiz. Har bir narsaga, hattoki O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy jarayonlarga ham, xalqaro O'zbekiston xalqaro munosabatlardagi jarayonlarga ham o'zlarining fikrlarini bildirib, kundaliklarga qayd qilib borganlar. Ustoz juda ham zakovatli insoniyatlar. Mana shu jarayonlarga, o'sha siyosiy, ijtimoiy jarayonlarga ham Navoiy asarlaridan javob topardilar. Ustozga O'zbekiston qahramoni mukofoti berilgan vaqtda ham Navoiy nadan javob keltirib, bir chiroyli javob bergandilar. Mana shu ham ustozi Navoiyga bo'lgan muhabbatlarini bitta namoyotasi bo'lgan edi. Har bir yurgan yo'llarida Navoiydan bir misol keltirardi, Navoiy asarlaridan bir misol keltirardi. Hattoki ko'p qavatli uylarda turardi. Podyezddan kirganimizdan uylarga chiqib borgunimizcha devorlarida qadimgi qo'l yozma asarlarni yoki chiroyli qilib o'zlari devorlarga ilib chiqqan edi. Ramkalarni solib chiroyli qilgan edi. Ustozni madaniyat juda yuksak darajada edi. Ham diniy, ham dunyoviy, ham zamonaviy, zamon bilan ham nafas yuradigan inson edi. Ulardan ko'p narsa o'rganganmiz. Keyinchalik e'tibor qilsak, haqiqatda ustozdan ko'p narsa o'rgangan ekanmiz. Agarda Xudo ularga yana ko'p umr berganida
umuman ustozimiz o'zi o'zlaridan keyin yaxshi bir navoiyshunoslarni yetishishiga zamin yaratib berdilar. Ularning asarlarini haqiqatdan ham qozmana etib o'tishdi ustozlarimiz. Saylanma asarlarini yarata olsak, ularni nashr qildira olsak, haqiqatdan ham kelajak avlodimiz uchun, hozirgi adabiyotshunoslar, navoiyshunoslar uchun juda ham katta bir tuhfa bo'lardi. Süleyman Ganiyeva hakikaten her yılı, ayniqsa yılı oxirida, yılı boshida doim qiziqardilar. Şu ovozi tojikka men obuna bo'lishim iloji bormi, obuna qilish iloji bormi, men bir yılda şu gazetani olishim kerak degan her yılı oxirgi paytlarda, oxirgi yillarda menga murojaat qilardilar. Ve o'shaning uchun ham men shundan bilardim ki ularni şu bizni gazetaga nisbatan bir ixlosi, muhabbati borligini bilardim. O'shaning uchun har yili ularni gazetasiz qoldirmasdim va hatto ular keyin men orqali menga qilgan telefonlarda, menga qilgan murojaatlarda doim so'radilar, shu falon gazetani ham olsam iloji bormi? Falon gazetaga ham yozdirish iloji bormi? Yo falon maqolam falon gazetada chiqdi deb murojaat qilardilar va biz ham iloji boricha shu materiallarni, maqollarni topib berishga harakat qilardik. Lekin hamisha biz men suhbatlardan ko'p men o'zim uchun sharaf deb bilaman buni. Necha marta suhbatlashgan bo'lsa, necha marta emas, hatto necha yillar suhbatlashgan bo'lsam, doim shu gazetalarga nisbatan, matbuotga nisbatan va ayniqsa bizning gazetaga nisbatan ularni ixlosi balandligini sezardim. Shuning uchun albatta biz hamisha uchrashganda, gapirganda adabiyotdan, she'rdan va adabiyot shaxsiyatlari, adabiyot namoyandalari, adabiyoti arkonlari haqida biz gapirardik. Va Suyempam hamisha shu ayniqsa Navoiy haqida gapirganlarida doim Navoiyning saboqlari, Navoiyning maktabi, Hazrat Navoiyning fors tojik adabiyotiga nisbatan muhabbati, ixlosi va undan olgan saboqlari haqida ko'p gapirardi. Va men esimda ular hamisha bir Shayx Sa'dining bir g'azali bor. Bani odam a'zoyi yakdigaran, kidar ofarinish yak gavharan bilan boshlanadi. O'shanda bir bayt bor. O'sha baytni ko'pincha menga takror aytardilarda, tuki azg'ami digaron beyg'ami, nashoyatki noman nihand odami. Buni shu g'azalni, ayniqsa shu baytni Navoiyda biz juda katta mahorat bilan Navoiyni keyin o'zini g'azalida ishlatgan variantini aytardilar. Odami ersang demagil odami, oni kim xalq g'amidin yo'q g'ami. Va shu baytni ko'p takror aytardilar va men shuni shundan sezardimki, ularda albatta shu men shu bayt, men shu g'azal ko'ngillarida juda yaxshi joy olgan va o'zlarini ham hayotini xuddiki bir men shu bayt, men shu g'azal mazmunidek tuyulardi. Nimaiki ular Suyunfa hamisha birovga yordam berishga, birovni bir haliga ko'ngilini topishga, birovni odamlarni, ayniqsa atrofidagi ziyolilarni, atrofidagi shogirdlarni, atrofidagi kasbdoshlarni ko'ngilini olishga harakat qilardi. Men hozir o'ylaymanki, endi shu baytga, shu g'azalga ko'p murojaat qilishlarida, demak, men shunaqa o'zlariga juda yoqqan, o'z ko'nglarida joy olgan g'azal deb g'azal sifatida ular qarar ekan. Haqiqatan ularni albatta buni boshqalar ham tasdiqlashi mumkin, ularni suyupani odamlarga nisbatan muhabbati, odamlarga nisbatan oshiqqani va odamlarga nisbatan munosabati shu adabiyotdan, shu manshur baytlardan, manshur g'azallardan kelib chiqadi deb o'ylayman. Nimaiki har holda adabiyotni har kim ham o'qishi mumkin, har kim ham o'rganishi mumkin, lekin undan saboq oladigan odamlar kam. U adabiyotdan, she'rdan odob o'rganadigan, aql o'rganadigan, farosat o'rganadigan odamlar juda kam. Nimaiki biz ko'p eshitamiz, masalan odamlar masalan 100 talab, 10 talab kitoblarni o'qiydi, lekin ulardan saboq olish, ulardan bir narsani o'rganish bu boshqa masala. O'shaning uchun
Suyumupa şu okuyan hikmetlerini, okuyan gazellerini, mazmunini, okuyan adabiyatını hayatta tasdikini topuş için ve hayatta şunu tatbik etiş için juda harakat qilardilar ve ben bunu ularni shaxsiy munosabatida o'zimga nisbatan, gazetaga nisbatan, atrofdagi odamlarga nisbatan hamesha bunu ko'rardim. O'shaning uchun suyumfani bir haliga fenomeni deymizmi, bu ajoyib haqiqatan bir o'rganishga arziydigan, undan saboq olishga arziydigan hayot deb bilaman. Va ularni shu ko'p yillik barakatli hayotida ularni bir o'ziga xos maktabi bor va shu maktabni o'rganishda va shuni odamlarga, masalan, o'quvchilariga, muxlislariga, adabiyot ixlosmandlariga yetkazishda albatta bu bir o'rganadigan maktab deb bilaman. Shu gazetaga nisbatan, ayniqsa bizning gazetaga nisbatan shu ularni ixlosini balandligini hisobga olsak, albatta nimaiki ko'pincha biz hatto bir ikkita kitoblarida birga ishlab, birga tarjimalar qilib birga o'tirib, o'sha bir-birimizdan bir narsani o'rganib, lug'atlarga qarab, unga qarab, shoirlardan, boshqa tarjimonlardan maslahat so'rab, biz o'sha Nazmul Javohir Hazrat Navoiy kitobini chiqarganda ham birga uni debochasini birga tarjima qilganmiz. O'shaning uchun shunaqa paytlarda albatta ular menga ba'zida men shuni bilish kerak, lug'atlarni qidirish kerak, ba'zi so'zlarda agar o'zimiz topmasak boshqa lug'atlarga, boshqa donishmandlarga murojaat qilardik-da, shuni ma'nosini topib birga ishlab ijodiy hamkorlik ham qilardik. O'shaning uchun men o'ylaymanki, baribir bu biz bir-birimizga bog'lanadigan, bir-birimizga qanaqadir ixlos paydo bo'lganini sababi ham deyman shu adabiyot bo'lishi kerak. Nimaiki adabiyot shu odamlarni bir-biriga bog'lab, aqidalari bir bo'lgan, ixlosi bir bo'lgan, adabiyotga nisbatan muhabbati bo'lgan odamlarni u xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir bir haligi umumiy fikri, umumiy aqidasi bo'ladi. O'shaning uchun Suyumpa ham haqiqatan shu doim adabiyotga, she'riyatga berilgan odam sifatida albatta o'shandan kelib chiqib boshqalarga munosabat qilardi va men o'ylaymanki, menga nisbatan ham o'sha qancha ixloslari bo'lsa, qancha hurmatlari bo'lsa, shu adabiyot orqali va adabiyotga bizning munosabatimizni bir xilligini hisobga olgan holda munosabat qilardilar. Bizda Suyumpani ko'p maqollari chiqqan, bu ham bo'lsa nimaiki ularda ko'pincha Hazrat Navoiy bo'ladimi, boshqa adabiyot vakillari bo'ladimi, unda shu fors-tojik adabiyotining hissasi, fors-tojik adabiyotini nufuzi sababli ular ko'pincha shu bizning gazetada chiqarishni xohlaydilar. O'sha maqollarni to'plab boshqa gazetalarda chiqqan, bizning gazetada chiqqan maqollarni to'plab, to'plam shaklida yaxshi ish bo'lardi. Nimaiki ularning ko'p maqollari haqiqatan bir o'rganishga arzigulik, arziydigan maqolalar. Nimaiki har holda ular nafaqat bu Hazrat Navoiyni o'rganish bilan shug'ullangan, balki fors adabiyotini o'rganishda ham, fors tojik adabiyotidan ko'p tarjimalar qilishda hissa qo'shgan adabiyotchini deb bilaman men. O'shaning uchun shu ishni men o'ylaymanki, albatta qilish kerak va buni kelajak olimlar, kelajak adabiyotshunoslar, shogirdlar albatta o'rganishi kerak bo'ladi. Tug'ildim men sening bag'ringda vatan, jannat makon gulshan qarda. Kamol topdim sening davringda vatan, g'afurumsan o'zing yagona. Tug'ildim men sening bag'ringda vatan, jannat makon gulshan qarda. Kamol topdim sening davringda vatan, g'afurumsan o'zing yagona. Erkim uchun jonim berganlarning, yurtim deya borin berganlarning. Erkim uchun jonim berganlarning, yurtim deya borin berganlarning.
diyar deban otkenlerini Arzuların rüyabı vatan Arzuların rüyabı vatan Sen kudret menbeyi saadet meskeni Cana can Uzbekistan Sen kudret menbeyi saadet meskeni Cana can Uzbekistan Bizim ailemizde albatta birinci navbatta fan turardı, birinci navbatta bilgiye buluş maksadı turardı. Daim bize yaşlıkımızdan yitardılar ki okuyla, yaş okuyla, yaş okusayla, hayat ile yaş buladı, manoli buladı. Uyumuzda kitapla birinci cöyde turardı. Uyumuzun turu harbette, khanada albatta kitapla Tokyo Sochiyam hamayo da bulardı. Her kıl kitaplar, ham ilmi kitaplar, ham adabi kitaplar, Rus tılında, Uzbek tılında, İngiliz tılında kitaplar cüdayım yoktu, kopadı. Ve hatta ki şuna kadar önemli odakları vardı ki çetelge borsalar, çamadan kitap kadar gelardılar. Ha o vaxtlarda, Sovet davrında, İhtisil davrında bize edardik. Ortaklarımızın otorunası çetelge borsa, kiyim alıp gelişeldi, şırınlıklar alıp gelişeldi. Azla da adam bulayı kelovuyla fakat kitap kodarıp gelesine. Sen bir günü bize alıp kızıp koyup etkenle. Kiyim alıp gelsen, kiyim kiyasını eskide yok alıp getirdi. Şırınlık alıp gelsen, giysiler, korneli doyadı, hazım buladı, eskiden çık getirdi. Kitap ise abadi kıladı, karıcından. Kitap ise cüden bu adamlarla hizmet kıladı. Ve keçelik her kaka borak kaydı ki yerlere de çamadanların altındaki umuma yakınlaşmaz deyip belirtik bize geçinir. Sonunda kitaptan taşları çıkmaydı. İyi kitapla borgen sarı uyumuzda kopayıp hamaya kadar kalp gitken de düşün gelmez. Biz anlık hayatımızda en birinci cöyde, en birinci mafakta kitaplar ilim buladı. Ve terbiyeyim, cüdayım alamak terbiye olganman. Bana hazır orkaya nazar taşınırsam, içimde kanakadı, kuvançlık paydı oladı, yorgulik paydı oladı. Onamla bizlerini hiç kaçıp uğruşma geldi. Umuma İsrail'in uğruşkenlerini. Şimdi şoklik koysak, bu arada bunu iş koysak, o kızı koyup onlara düşündürardılar, tahlil kılardılar, kartomarlama, kegin maslahat verardılar. Ve maslahat bizlerini içimizde, kovlimizde, akılımızda, umurumuzda okul geçer, kurardı. Bana kalkırdım aşınağa. Tarbiye bize kurduğumuz ki içerik ise hayatımda uzun mufazatlarımda şu anda tarbiyelaşke kurduğumda. Kegin cüden çok işlerdiler ona. Cüden çok işlerdiler. İşteyem işlerdiler, işten uyge kilip işlerdiler, işle uğrardılar. Bazı da bize iltimas kılardık.
çay içirir, gəpləşir, bir pasta. Hop, 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 yığılır, dastırxan ilə, çay ilə, tablet ilə oturamız. Oturardık bir paskina. Bir paskina gəpələrdilə, gəpələrdilə, gəpələşərdilə, etibərdilə, qob narsalarını. Qeyət ardilə, maylisilə gəpələrini gəpələrdilə, mamarıb işləyim andardilə, deyətürb yana. Kabinetlere işe kırk getirdiler. Kabinetlerden çıkışları güzel kıyındı. Kup işlerdiler. Bak bize oraya getirdiler. Bazı da krasvordla geçip otursam çıkıp getirdiler. Demek krasvordu hiç olsa vakti bir getirdiler. Ondan sonra makarla yazdım. Ondan sonra kitap okudum. Ana akıllı bulasam. Krasvordu içesem, kup koyasam, şubalam buldu. Maşınaka maslahatlar, nasihatlar bir uğradılar. Va juda ko'p ahamiyat berganlar, vaqtlarini ajratganlar albatta davralar. Chunki bola tug'ilganda odam band bo'ladi, ish bilan band bo'ladi, Navaralar o'sha ko'ngil uchun juda ham ko'p va uyimizni to'rida hamisha shu kichkinaligimdan esimda bor, hamisha Alisher Navoiyni suratı turardı, katta surat. Ve biz Sovet davrida o'sganmiz, rus tilida gapiramiz, rus tilida fikrlamiz, o'rtoqlarimiz kelib so'rardi. Это ваш дедушка? Yo, dedushkamiz emas, это наш кормилецдир deb. Oilamiz boshi, oilamiz shu odam tufayli yashayapti deb tushuntirib berardik, aytib berardik, Alisher Navoiy, buyuk, o'zbek olimi va hokazo. Keyin mana Alisher Navoiyning hayotidan juda ko'p narsalar aytib berardilar va aytardilar. Alisher Navoiyda bitta armon qolgan. Makkaga bormagan. Va shuni domlaning o'rniga o'zim qilishim kerak. Deb kelgan o'zlarining shogirdlari rahmatli Sotimxon aka bilan ikkalasi ziyoratga borib kelishgan. Kelgan yana bitta armon qolgan onamda, buni bilaman hozirgacha ham esimda Alisher Navoiyni qabristoniga bormaganlar. Boshining ustiga bormaganlar. Chunonchi Afg'onistondaga eng kamida 7 marta borib kelgandilar. Nu u vaqtlar qanaqadir borib yetib borish qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman da, urush vaqtlar, dushmanlar. Shuning uchun jag' xolardilar, bora olmaganlar. G'ofur G'ulom domla ozgina bir qovuch yerni qabristondan olib kelib onamlarga taqdim etgandilar va shuni kabinetlarida devorga juda ham chiroyli xaltachaga solib osib qo'ygandilar. Men o'zimni juda ham baxtli deb bilaman. Onam tufayli, onam sababli juda ham mashhur olimlarni ko'rganman. Triklayn, ular bilan suhbatda bo'lganman, ularning nasihatlarini olganman va hozir eslayman, rahbarlari, buyuk olim, professor, sharshunos, olim, doktor, filologiya doktori Aleksandr Nikolayevich Boldirev, keyin doktor nauk Ivanov Sergey Nikolayevich, hamma o'zbek olimlarini she'rlarini tarjimasida ishtirok etgan. Keyin Petrovskiy domla, nihoyatda mashhur olim, sharshunos Leningraddagi va bizani mamlakatimizda ham juda ham buyuk olimlar bizani uyimizga tashrif buyurishardi, mehmon bo'lishardi, ularning suhbatini eshitganmiz, nasihatlarini olganmiz. Oybek domla, G'ofur G'ulom domla, Ozod Sharofiddinov, Izzat Sulton domla, keyin Abduqodir Hayitmetov kabi olimlarni hammasini taniganman, bilganman, muloqotda bo'lganman. Sympamni xotirlaganimda, eslaganimda avvalo qo'shni sifatida ta'riflab bermoqchiman. Xudo menga shunaqa nasib qildiki, 30 yil yonma-yon bitta domda yashadik. Shunda Suyma opamni
rosa ko'p qirrali ayol, qanaqa mehnatkashligiga o'zim guvoh bo'lganman. Men shu go'go kechqurun xabar olgani chiqsam, bir yaxshi o'tiribsizmi u bu deb kirsam, uyda 3ta xonada 3ta stol ustida har xil yozuv qog'ozlar turardi. Suyma pa, bu nima? Nimaga bu hamma yoqda yozuv chizuv desam, men baravar 3ta maqola yozyapman. O'shanda endi 70lardan oshgan. Uyda 3ta maqola yozyapman. Qaysi narsa xotirim kelib qolsa, eslasam kerakli maqolaga qo'shib qo'yaman deb shunaqa mehnatkashligiga qoyil qolardim. Bundan tashqari haqiqatan mana endi nasib bo'ldi, yashadik birga deb shu yerda to'g'risini aytsam, o'zgina yig'inlar qilardik, uni qo'shnichilikda. Mana shu yerda yig'im qilganda ham birinchi bo'lib ozgina tamaddu qilib olgandan keyin albatta Novoydan bir narsa she'rmi o'qib berardilar, bir narsa misol qilib gapirib berardilar. Biz endi sal yoshlik qilib, ha, hozir Novoydan gapiraylik, hozir gapimiz boshlanadi deb sal nima ham qilardik. Afsus, mana hayotda har xil achiq qonuniyatlar bor, mana ketib ham qoldilar. Shu yerda hozir xuddichi o'ylarimiz, dumimlarimiz bo'shab qolgan. Bir joyda aytaman, voy, mana Novoy, Hazrat Novoy to'g'risida kimdan eshitamiz endi deb haqiqatan sezilarli bo'ldi biz uchun. Yana bitta zo'r xislatlari haqiqatan xabar olishlari, o'zlari yosh katta bo'lmasa ham yo'q zaniga kirib kelar, yo'q qo'ni qo'shli ko'rinmay qolding, tuzingmisan, yaxshimisan deb yana vaqt topib qo'ni qo'shnilardan ham xabar olardilar. Bir esimda bor, bir ancha bir haftacha shomonlab tursam telefon qilyaptilar. Tuzalib qoldingmi? Ha, sal tuzayman desam, men tabibni navarasiman. Chiqqan zo'r mastava qilib qo'ydim. Shuni ichsang tuzalib qolasan. Mana shuni qilib xotirlayman deb suyunibman. Haqiqatan nafaqat ajoyib olim, ajoyib inson bo'lganlar. O'sha qo'ni qo'shnichilikni ham chiroyli joyiga qo'yganlar. Haqiqatan shu o'yga kirsa, Novoyni siymosi hamma yoqda ifodalangan edi. O'y Novoyiga bag'ishlangan edi. Xuddi hali bir muzeyga kirganda hali devordagi rasm yoki hali gilamchaga tushirilgan Alisher Novoyning rasmi siymosi yoki hali idishga rasm tushirgan o'shalarni ko'rardi. Shu umrbod shu olim shu shoir orqasidan buni haligi ijod qilib haqiqatan juda ham ko'p bilardilar. Mana yaqinda bir nima o'tganda saylovlar akademiklikka. Xo'jayinim xafa bo'lganini ko'rsanglar, voy, suymapam bo'lsa o'tardilar akademiklikka loyiq odamdi. Chunki siz bilmaysiz qancha chet davlat tan oladi ularni Novoy shunos sifatida deb gapirardilar. Rosa xafa bo'lardilarki, mana ko'rmadilar, afsus. Bu bo'lmadilar. Ilm bo'yicha o'sha Novoyni haqiqatan ijodini hamma qilgan ishlarini yaxshi bilardilar. Shu endi esimizda qolgan shu tuyma pammi eslasak albatta ularni siymosini Novoy bilan bog'lamasa bo'lmaydi. Shu shunaqa qo'shni sifatida o'z ko'rgan narsalarimdan o'zgina xotira qilib gapirib berdim. Hozir Komila opam Armon bilan gapirdilarki, Suyma opam shunaqa bir xursandchilik kunlarini ko'rmadilar. Ya'ni akademiklikka nomzodlar qo'yilsa, albatta o'tib ketardilar deb. Men aytgan bo'lardim, Suyma opam juda ko'p xursandchilik kunlarini ko'rdilar. El ardog'ida bo'ldilar. Qaysi mamlakatga borsalar, o'sha yerda ularni hurmat bilan kutib olishganini men guvohi bo'lganman, ko'plab safarlarga chiqqanman. Endi bugun men ularni boshqa bir xususiyatlarini yoritmoqchi edim. Biz Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetida bitta kafedrada Suyma opa bilan uzoq yillar birga mehnat qilganmiz. Kafedramizda ikki xil ixtisoslik, ham manbashunoslik, matnshunoslik, ham mumtoz filologiya bo'yicha kadr tayyorlardik.
Albatta magistraturada o'qiydigan magistrantlar yosh qotiroq bo'lardi. Chunki bakalavriatni bitirib, keyin kirishgan bo'lishardi. Aksariyati qizlar bo'lardi. Endi albatta ularning ko'pchiligi oila qurib bo'lgan bo'lardi. Simopa dars jarayonida, ya'ni o'sha magistratura davrida bular faqat shu ilm berib ustozlik qilmaganlar, balki ularni bekalik sirlarini o'rgatganlar ularga. Onalik sirlarini o'rgatganlar. Masalan, oila qurgan qizlarimizga oilada uni qanaqa qabul qilishadi, mavqei qanaqa, agar farzand ko'rgan bo'lsa, farzandini qanaqa tarbiyalayapti, nimalarda qiynalyapti, hammasini ikir-chikirigacha qiziqib so'rardilar, kerak bo'lsa aralashardilar va hatto uyiga ham borardilar o'sha qizlarimizni. Va biz shunga guvoh bo'lganmizki, endi baribir hayot hamma narsa bo'lishi tabiiy. Hatto shu arazlashib, ajrashishgacha borib turgan oilaga aralashib, yarashtirib olganlar ular yashab ketdi. Yana Suymoppada shunaqa bir juda yaxshi bir xususiyat bor ediki, hammadan xabar olardilar. Bilmayman, vaqt topardilar, kimni ko'z yorigan bo'lsa borib xabar olardilar, o'tib qolgan bo'lsa yoki kasal bo'lsa boshqa shaharda bo'ladimi? Toshkentda bo'ladim, albatta xabar olardilar. Yana shunaqa bir e'tiborli ayol edilarki, endi kafedrada dars beradigan ustozlarni ba'zilari shu katta oilani boshlig'i, ba'zilari endi kichik oilani boshlig'i, endi iqtisodiy jihatdan qiynalgan ustozlarimiz ham bo'lgan. Shimopa kuzatib yurib, shunaqa bir yo'l tutardilarki, sekin oldin yetib qo'yardilar. Falonchi bolalar ko'pdi, qiynalib qoldi, men bilib turibman. Turdilar deb, hamma bilan yig'ilib o'tirganda kafedrada dekanatda olardim. Menda manaqa bor ekan, mana kim olsa olsin, mana kim olsa olsin deb o'rtaga tashlardilar. O'sha odam o'ziga yetsa, ko'yniga endi og'irroq botadi. Shuning uchun shunaqa yo'l bilan yordam berardi. Bu kafedrada mana menda shunaqa bor, deb o'rtaga tashlardilar. Yana shunaqa bir nozik tab ayol edilar. Biz Eron safariga birga borganimizda, endi ko'p uchrashuvlarga borganimizda, masalan, jurnal redaksiyasiga borganimizda yoki bo'lmasa o'sha ilmiy tadqiqot institutlariga, Islom tadqiqot markazi bo'ladimi, sport muassasasi bo'ladimi? Suymoppa qayerga ketayotganlarini oldin mo'jallab, shunga moslab kiyinardi. Oyoqlariga albatta yengilgina, qulay bir oyoq kiyim kiyib olardilar, lekin qo'llarida o'sha rasmiy uchrashuvlar uchun mo'ljallangan chiroyli tufli bo'lardi. Eshigiga borganda sekin almashtirib olardilar, chiroyli kirardilar va qaytib chiqqandan keyin yana oyoq kiyimni almashtirib olardilar. Mana shunaqa bir xususiyatlari bilan ham bizga bir onadek yo'l ko'rsatganlar. O'sha onalik, bekalik, shu oiladagi mavqeini mustahkamlash sirlarini o'rgatganlar. Va yana xotiralari juda yaxshi ediki, hammamizni shu kafedradagi hammamizni farzandlarimizni tug'ilgan kunini eslaridan chiqarmasdilar. Qaysi birimizni farzandimizni tug'ilgan kuni bo'lsa, kelardilar, mana, men bolamga ilindim, mana deb albatta bitta sovg'a berib xursand qilib yuborardilar. Mana shunaqa bir tomonlari bilan men Suymoppamni eslagim keldi. Suymoppa haqida eslaganda, ustozni o'ylaganda, men ko'z oldimda doim bir adabiyot fidoyisi. Bir umr o'zini adabiyotga bag'ishlagan va mana shu yo'lda sobit yurgan inson ko'z o'ngimdagi odamlardi. Suymoppani men endi boshqalarga nisbatan psixologik jihatdan juda ko'p topilgan sabab Alloh keyingi 15-yilda va kafedralar farfati direktoriga keldi. Obamat vaqtlarda juda ko'p rohatda bo'ldi. Obadagi hamisha o'rganishga hayratga soladigan bir jihat har bir ko'rishganda obani albatta bir qandaydir yangi deyishdi. Bir nimadir olardingiz.
Anınca obadaki uçlar maktep turgarılgıydı. Çünkü oba Lenin Üniversitesi, Fersinastik Üniversitesi'nde aspirantlarla ötegeller. Özellikle bilmemiz ki bu cevapta salt çoğralar dövrede Lenin'le Fersinastan'a değil ama Fersinastan'dan antropo gel. O bu yerde bir de kuprak bazı çarptığına tutuldu hala var. Şimdi bu yerde obadaki anakçı daimi bir tizimler bir yönelişinden ketkendiydi. Yani umuyumuz gibi etkende mutlak edebiyatı meşhur kullandı. Bu elbette ki kamralı bu da. Dedi ki ahir zaman o ev nakit bile tut edebiyatı. Fakat bu yapımcılarında, yazıcılarında veya da benimse onlarda zamanı edebiyatına, mutlak edebiyatına, yapan edebiyatına, tarihi ki kamralı bu da. Dedi ki bunda çoraf kalfat yanaşır firmalı. Lekin Şimova'da anakşar dengi bir çizimlik etkendiği. Ana yuvarlar bizden de adabiyat pazarı dediğinde bir yer olmuş var ki şu büyük Şimova'nın üyeyi var kadar siz işten kürtüyle ya da sizlerden kurtarılak bir de şu olarak bekliniz. Yani şimdi o kadar dedi ki o var tuttun işten bu öyle büyük çünkü yap ya da hani daha öyle sağlamıyor. Yap ya da bu öyle bir de çıkmak yapken diye dedi ki pek neyse var. Hayrılaşıp bazı vakit geçeyi ferinleşkendi. Orhat'ın bilim etkende tırnağından sıfatçı gece bir adabiyatın dolayısı bu kadar insan. Şimdi apabiler sıfatlarda bizim grupdan sonra örnek dedi. Bana bir yılı yine şakli yıllara var bu zekere. Andıca'da arazi değil faal vekken aslında bizi şaşkabdık. Benim de yürürlüğü var dediğin oldu. Ben bariz eşilerde buraydım. Bitti yine kişiyle yine kitap çıkarmaca. Bu kitabın şeyden kavuğu. Demek ki de kütüphanenin eliyle nadir kitaplar falan ne yapıyor ki? Ya sonra sıkça fırsat alındı. Şivamandan şu kitabı aldım. Kitabı alıp, ne faydaladı? Yine o kitabı yana faykada şarap oldu. Ama ne ki kitabı faydada verince Şivamandan kuş vardı falan. Yani hani de Şivamandan bir kitap ki on yıl fıdayı. Ana sıra benden kuru yazmasıyla göre. Eğer ne bu adamı kişi gibi yine böyle dertlerce de kitabı olsaydı elbette zor. Ayka alıp hele iyi bela. O anasını doğru koyup fuasa bir yayda karar. Yine bir obadaki dikkatle çevirik ki mesela bu katta katta bana grap tatlılıklarda ya şişip farklılıkları yap bazı torup rizliz ilim varlar başlayacağım bir kendin. Ana mı yap, ahlı mı yap, filter dem, filter. Antir bayağı pahalı değil, filter şey bir bayağı pahalı değil. Bazen kişi ne yap, filter değil mi? Böyle bir olsa, çok zani, biraz daha fazla değil. Tefsirler de bu yüzden, bütün buraları ağda bağla, mana olmaz. Ama böyle genel bir yaklaşık bir genel bir vefalat sebebi bulundu. Bugün şu an ya, üniversite ki, teşekkür ederim, abone olup falında. Diye Erkan Bey dedi, Türkiye'nin başın gereğini, vaktini de çoğurtma dediler. Ha desem, çaprensi iyiyim de bu derken. Dedim, ben de pat yanı izledim desem. Tatbik kursat edip, ya abone edip siz dedim, belki bir tane lan haber açtınız. Bunlar sentyabrını eğilir deydi. Bu sentyabrını eğilir de geldi, iyiyim de bu çocuk ne de bu oylap dedi. Hani araştırınca, öyle sıkıntı kılıkmaya hala. Demek yed tügep ki vaktinde iyi bir ayda buradığımız ki apa her şey var konu etken. Bir konu şöyle apa Türkiye'de var diyeğinde bir azimler şu bir arada siz bu aziz Türkiye'ye var olmaz dedi. Burada her bir sıkıntı bana hani bir bölge yakınlaşır. Yani apa ben bir ispet elbette ağırlığını tapıp ustazlar hakkında bir şişir şişir fatıralarını ayıp biterdim. Mesela ben apa da şey babamda Ice cream packaged food that would avoid the modern ice cream in a fall wall that they should have met. So I think what's up, the higher the ring it has up together, all the ice cream and the support that, which is far before all of after that, all the water and stuff, the wash cream if you get that, and that's my son, all the rhythm of the, you want to open that father pack apple, to get bait that, let's have a friend with the other people, shall it? Samarkand'ın ziyaret var kendi, şey dedi ki Samarkand'ın giyip mehman yenge avruyla uğrup. Ben elbette bana Hoca Ahlar Valiye'de Fabri'nin ziyaretlisi gerek. Ama biz giden ilaydı bak çabuk gerek. Ama değil, her şey vahanakta da vahanakta. Çünkü bana bu özü bize koyuyoruz. Bu şu vakitte
Samarqanddagi qo'shib qabrib qorovsiz kichkinagina bo'lib nimada u ham beshik yermaligi kino bo'lgan boshqa bo'lgan xullas qisqasi ya'ni uni hamrohlari uni ko'rsatish istamagan lekin u kishiga qattiq turgandan keyin bir hayratni olib gapni bo'lgandan keyin shu ziyoratchilar Xo'jafar valiyni masalan yovabga kelganda haligi eshikdan yani proof what is not we didn't mind it to find the thousands of thousands for a piece of wood and watch for keepings and it was made to keep the top of the line it was good they could gain before one of the ziyorats that came in that what was done wood was not watch it again which we will shift it with the walk here there but there was it first crap that one we look over there but we end up eating it she did over there have a draw from there insop va qanaqadir ma'naviy jihatda to'lib o'zingizga nima olardingiz endi bor nemani ko'p takrorlashgan bo'lsa yuri og'aday kichki madaniyat boshqacharlab o'tgan mana bu aytib o'tish kerak baribir oqshuyatni ruhi odamlar kichki madaniyat kuchli bo'lishi mumkin ochiqligi kuchli bo'lishi mumkin lekin bu shundoq og'adaaki Oba gapirmay turgan taqdir oba bo'lib butun borlig'i ziyomani bir qandaydir bo'ladi deb nur qandaydir unda tuyulibdi liderlik qarar qilganday bo'ladi orqada turib o'tganda bir ichki dunyosi bilan tashqi dunyosi bunday voz kelgan mashhur hazrat ruhiyda borku qanday bo'lsa shunday ko'ri qanday ko'rsang shunday bo'lagan shunday bo'lagan deb mana shu narsa opada mujassam bo'lsa kerak endi opani nihoyatda g'azalni yaxshi bo'lishini yoki bo'lmasa mumtoz adabiyotimiz yaxshi bo'lishini uning shifoparvarligini haqida shifoparlari ilmiy asarlarni kerakligini bizdan ko'ra buni adabiyot ishlarini yaxshi bilganda ko'proq gapirishgan gapirgandan bo'lishi kerak lekin umuman masalan Suyma G'aniyeva deganda meni ko'z oldimda ya'ni opani xotirasini eslaganda bir ulug' o'zini shu adabiyotga bag'ishlagan yo'lda o'zini fidoyi qilib yuborgan bag'ishlagan deya nihoyatda katta bir ilmiy meros qoldirgan va navoiylik juda ko'plab ijodiy qirralarni ochib yurgan masalan navoiyni foydalanmasini topilgan haqidagi maqolalarda qancha shofiga savol bo'lgandi boshqacha qilib aytganda bizni madaniyatimizni adabiyotda milliy qadriyatlarimizni bir umr haddi arosida tarqib bo'lib o'tgan olma deb bilaman yopgan joylarida bo'lsin opani opadan qolgan ko'p yillik ilmiy ishlar hali yoshlarimizni adabiyot fasilitirib berayotgan yoshlarimizni navoiyshunoslikka kirib berayotgan yoshlarimizni ilmiy sohasini o'sishda uzoq uzoq yillar xizmat qiladi deb o'ylayman Kamalak Yulduzlari bolalar ijodiyot festivalining respublika bosqichida aynan suhbatlash vaqtiga muyassar bo'lganman. Payt maktabda o'qirdim va ustozni Navoiy haqidagi fikrlari, Navoiy haqidagi satrlarini eshitib, hayotga nisbatan shukronalik hissi oshgan. Buni boisi Navoiyni bir jumlasini o'sha payt misol keltirgan edilar. Yo'q, kavshi oyoqinda yo'l azmi shukr qildikki ko'rib ba'zilarning oyog'i yo'qdir degan misralarni aytib o'tgandi va inson mana shu yurish turishiga, xatti harakatlariga, Xudoning berayotgan o'sha inoyatlariga, Xudoning bizga bergan hayotiy tuhfalariga shukr qilib yashashimiz kerak degan fikrlarni aytib o'tgandilar va hozirgi kunda Hazrat Mir Alisher Navoiyni ommalashtirishimiz kerak degan fikrlar bo'ladi-yu, lekin buni amaliy isboti qaysidir ma'noda kam foiz miqdorini tashkil qiladi. Navoiyni ommalashtirish kerak emas, aksincha ommani navoiylashtirish kerak degan fikrlarni aytib o'tgan edilar va mana shu birgina jumlaning o'zidan ta'sirlanib Hazrat qaytadan tirildi degan maqola yozgandim va 2016-yil 30-sentyabrda bu O'zbekiston adabiyoti san'ati gazetasining o'sha bosh sahifasida chop etildi. Bundan tashqari yana ustoz Suyma G'aniyeva Hazrat Mir Alisher Navoiyning bir g'azalini sharhlab bergan edilar. To'liq sharhiga to'xtalmayman, lekin o'sha g'azalni men sevib qayta-qayta o'qishdan hech qachon to'xtamayman, chunki uning g'oyasi shundaki, u g'azal qaysidir ma'noda menga ijodiy zavq beradi. Hozir o'sha g'azalni ham aytib beraman.
Bağda tut saqiyki ayyamı vısal oldu yana, dast berdi şadlıqan paymal oldu yana. Maymudam iç ullabi maygun sanam davrında cim, zuht ila taqva haramu mayxanal oldu yana. Gamza birla kuzlari ayni bana bulgan uchun ushbu mani gha parişan zulfudar oldu yana. Xublar koyiga sayir ayni barib irdi kungur, kechkelur da ange bilman kim zavan oldu yana. Talabi can baxşidin tapdı navai kamidil, e acel olmak anya asru mafar oldu yana diye misralarını. Bir ixtiyar bir vasıta uşa 2015 yıl ustaz şerhler vergan edilir ve yana bir fikirini aytib o'tgan edilar. İnsan, insan ulug'laganligi bilan insan, balki undan tashqari hayotda bütün bir jamiyatga yaxshilik, savob ulashganligi bilan insan. Hazrat Mir Alisher Navoiy faqat ijod qilganda, faqat g'azal yozganda yoki faqat hamsa yozganda biz bu darajada e'zozlamasdik. Hazratni yana bir xususiyati bor ediki, butun bir jamiyatga yaxshilik ulashgan, butun bir jamiyatga savob ulashgan, masjid, madrasalar, xonaqoflar qurdirgan Hazrat Mir Alisher Navoiyni diniy qarashlariga bevosita va beixtiyor to'xtalishimiz kerak degan jumlalarni aytib o'tgan. Va bundan tashqari vali darajasida ulug'lanishga asosiy sabab shundan iboratki, o'sha vaqt aytib o'tgandim, mana qariyb 6 asr vaqt o'tayotgan bo'lsa-da butun bir adabiyotda milliylikni ushlab turibdi va qolaversa Hazrat Mir Alisher Navoiyni asarlarini o'qigan insonlar bevosita bir-biri bilan do'stlashmoqdalar va iymonga qaytmoqdalar. Qolaversa Hazrat Mir Alisher Navoiyni g'azallarini yodlagan ijodkorlarga Spark avtomashinasi tuhfa qilinyapti va men ham mana 6 asr oldin yashagan bo'lsa-da Hazrat Mir Alisher Navoiy O'zbekiston qahramoni degan büyük sharafga sazovor bo'lishimga mana shu Hazrat Mir Alisher Navoiy bevosita sabab bo'lganlar deb o'sha o'tli xotiralar bilan aytib bergandilar va o'zini Hazrat Mir Alisher Navoiyni munojot asarini topganligini va qolaversa eng yana bir Hazrat Mir Alisher Navoiyni qo'l yozmalarini ko'rish baxtiga muyassar bo'lganliklari haqida to'xtalib o'tgan edilar va o'shandan keyin Nizomiddin Mir Alisher Navoiyga hurmat yanada yuqori saviyaga chiqib, ustozni Xazoinul Moani asar o'qib chiqdim Hazrat Mir Alisher Navoiyni va Xamsani qaytadan o'qib chiqdim. Muhokamatul Lug'atayn ikkitir muhokamasini qaytadan o'qib chiqish baxtiga muyassar bo'ldim va butun dunyo adabiyoti aynan Navoiydan boshlanib, Navoiydan tugaydi degan jumlani ham aytsak bo'ladi. Chunki Hazrat Mir Alisher Navoiyni asarlarini o'qib turib, degani Suymag'animi o'qib turib 1000 ta asar o'qisak-da yana 1001-chi asar sifatida Hazrat Mir Alisher Navoiyni asarlarini o'qisak, butun dunyo adabiyot ochib bermoqchi bo'lgan mohiyatni, ibtidosini ham, intihosini ham o'zini asarlarida Hazrat Mir Alisher Navoiy baxsh etgan degan jumlalarni aytib o'tgandilar. Va ustozni Fiyma Fadiyevani xotirlab, men o'zim ijodkor sifatida she'r yozganman, shuni o'qib beraman. She'riya qush kabi parvozga uchsa, yuksakda shu lahza mumtozning sha'ni. Alisher Navoiy xotirga tushsa, eslaymiz Fiyma Fadiyevani. Adabiyot uchun tuhfa bo'lgan jon, muhabbat nazmga bo'lgan baxshida islom yuragingga singsa ey inson, aruzga hamohang bo'lsa yaxshida Hazrat vali bo'lgan pir bo'lgan Hazrat hech kim aytmoqlikka qilmagan jazm yurakda singanda azaliy hasrat qalbingga qurg'oshin quyadi nazm adabiy tadqiqot eng oliy tuyg'u aytchi shirsiz yashash kim uchun ma'ni Alisher Navoiy xotirga tushsa esnaymiz Suyuma Paniyevani. Opa gapirmay turgan taqdirda ham opani o'zi butun borlig'i ziyoli bir qandaydir bir nur, qandaydir undan iliqlik, bedaligi tarab turganday bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, bu ichki dunyosi bilan tashqi dunyosi bunday mos kelgan mashhur Hazrat Rumiyda bor-ku, qanday bo'lsa shunday ko'rin, qanday ko'rsa shunday bo'ladi, shunday bo'ladi deb mana shu narsa opada mujassam bo'lsa kerak.
Navoiyni ommalashtirish kerak emas. Aksincha ommani navoiylashtirish kerak degan fikrlarni aytib o'tgan edilar. Men aytgan bo'lardim, Suymapam juda ko'p xursandchilik kunlarini ko'rdilar. El ardog'ida bo'ldilar. Qaysi mamlakatga borsalar, o'sha yerda ularni hurmat bilan kutib olishganini men guvohi bo'lganman, ko'plab safarlarga chiqqanman. Necha yillar suhbatlashgan bo'lsam, doim shu gazetalarga nisbatan, matbuotga nisbatan va ayniqsa bizning gazetaga nisbatan ularni ixlosi balandligini sezardim. Suymapa hamesha birovga yordam berishga, birovni bir haliga ko'ngilini topishga, birovni odamlarni ayniqsa atrofidagi ziyolilarni atrofdagi shogirdlarni, atrofdagi kasbdoshlarni ko'ngilini olishga harakat qilardi. Siz bilanmi ekan bu uyni ruhiyati? Ustoz, shunaqa bir katta bir iymon, e'tiqod bilan, juda katta bir tarbiya bilan dunyoga kelgan ekan. Tədqiqatları bugün də öz aktuallığı ilə iki xalq arasındakı ədəbiyyatşünasların diqqətini cəlb edir. Süyümə fənim ünəxə hazır ki, kiyingi avlat nə bu işnaslərdə şəkilləndirişdə güzə kətdə xidmətləri var. Sən bana olmaya, kesin ona gəl yüzümdə.